Ankara Spor'un konuşulduğu tek kanal Class Sport TV'desiniz. Ankara takımlarının bu hafta oynadığı maçları değerlendireceğiz. Müjdat Yalman hocamla beraberiz. Hocaların hocası Müjdat Yalman'la beraberiz. Hoş geldin tekrar Hoş hocam bulduk. programımıza. Teşekkürler. Bu hafta Ankara derbisi vardı 7 yıl sonra. Hem Gençler Birliği'nin hazırladığı hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı iki tane kliple biz yayına başladık. Çok küçük bir ses problemi vardı. Sanırım şu anda düzeldi yorumlardan anladığım kadarıyla. Ahmet Kaya'nın şarkısının dediği gibi aslında hocam. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bağır bahçe. Ankara Gücü açısından güzel bir haftaydı. Gençler Birliği açısından hüzünlü ve kötü bir hafta geçti. İki takımı da değerlendirelim bu hafta. İki ayrı pencereden bakalım. Orada ne oluyor, burada ne oluyor ve Evet. maç nasıldı? Maç tabii. Bir ilk önce maç değerlendirmesiyle başlayalım hocam. Şimdi 7 sene sonra olan bu derbi, geçen hafta da konuştuğumuz gibi seyirci fonksiyonu ön tarafa geçecek dedim. Ankaragücü bir avantajı kullandı. Tabii futbolda çok ilginç. Futbolun gol unsuru var. Gol olmadığı zaman hiçbir zevki olmaz. İlk 15 dakikada Gençlerbirliği'nin bulduğu pozisyon, ki Korcan bana göre bu haftanın öne çıkan ismidir. Ankaragücü golleri bulduktan sonra tekrar Gençlerbirliği pozisyonları var. Futbolda bir gerçek var. Seyirci her zaman ön planda. Ama bir de takım oyunu. Ankaragücü geçen senedeki avantajınla 7-8 tane oynayan oyuncunun, Gençlerbirliği ise daha takımın, ki gittikçe maçlar çoğalıyor, puan durumu azalıyor. Umarım sezon sonuna kadar gençler bile hazır olur diyorum artık hocam ben. Yok, sezon sonuna kadar da tabii kaybettikçe en büyük olay, futbolda kaybettikçe moral motivasyon olayı kaybolmaya başlar. Sağdan soldan şatlak sesler duyulur. Yönetim, teknik adamlar, futbolcular huzursuz olur. Olduğu zaman da o huzur bulunana kadar, şimdi bakıyoruz bütün takımların, alttaki takımların kazanma durumunda, ki Kayseri öne geçtiydi, Konya'da kaybetti. Gençlerbirliği kaybetti. Neyse Yani ki lig böyle kötü de Gençlerbirliği 2 puana rağmen ne oluyor falan dedirtmiyor. Hemen bir aslında 3 puan alsa bir 4-5 basamak şimdi çıkacak tabii gibi bir şey var. 3 puanlı sistemde 2 maç kazana alt 2 hafta üst üste kazanıp karşı rakibin bir tane kaybedip bir tane berabere kaldığı zaman 5 puanlık gibi bir fark Evet. kapanmış olur. Bunu ama ümit vermesi lazım. Sen ümidi alabildin mi hocam bu hafta? Ben iki takım için de söylüyorum. İki takım da maç kazanması Ankaragücü'ne yaradı. Evet. Eğer berabere kalsaydı iki takım da Bir şey bir işe yaramayacakmış. yaramayacak gibi görüntüydü. Ankaragücü avantajı. Ankaragücü 8 puan yaptı. 11. sıraya yükseldi. Sırası önemli değil. 8 puan. Ben geçen hafta dedim ki, gene söylüyorum, bu devre Ocak ayına kadar bitene kadar ne kadar çok puan toplarlarsa o kadar büyük bir avantaj olur. Ben şu farktaki futbol, hatta Fenerbahçe maçındaki futbol 20 puan barajını geçebileceğini düşünmeye başladım Ankaragücü'nün. Şimdi geçer veya geçmez konusu değil. Ankaragücü hep ve Gençlerbirliği bir maç üstünden konuşulmalı bundan Şimdi o sonra. zaman bu maç üzerinden gidelim hocam. Evet. Maç sonrası bir teknik direktörlerin açıklamalarını bir yayınlayalım. Ondan sonra maçın detaylı bir analizine geçelim. Programda Metin Yedin hocamızla telefon bağlantısı yapacağız. Bugün Murat Cağcağoğlu'yla bir telefon görüşmem oldu. Yaklaşık 9-10 dakikalık bir görüşme. Teknik direktör değişikliği, takımın durumu, Gençler Birliği'ndeki atmosferi öğrenmeye çalıştım. Bunları mümkün olduğunca size paylaşacağım. Şimdi bir teknik direktörleri Mustafa Kaplan ve Metin Hoca'nın yardımcısının açıklamalarını alalım. Metin Hoca çünkü kırmızı kart gördü. Tribünlere Evet, geçti. evet, evet. Yardımcısı yapmıştı açıklamayı. Onu verelim ondan sonra devam ediyoruz. Önce maça çok iyi başladığımızı söylemem. İşte 5-10 dakika gibi bir mücadele ettik. Savunmada kaldık. İster istemez öyle oldu. O maçın konsantrasyonlarında olur böyle şeyler maça başladığınız zaman. Bir takım iyi başlar, bir takım kötü başlar. Biz bu 10 dakika, 15 dakika atlattıktan sonra daha oturaklı bir hale geldik. Ondan sonra belli dönem bölümlerde oyun hakimiyetini elimize geçirdik. Gençlerbirliği de dönem dönem geldi. İlk yarı birkaç tane pozisyonu var kendi hatamızdan kaynaklanan.
Ondan sonra toparladık. İkinci devre daha iyi oldu bizim için. Pozisyonlara girdik. İşte daha üstün oynadık. Son bölümler hariç. Çünkü 2-0 öne geçmenin vermiş olduğu rahatlık psikolojik olarak hem bizi geri itti hem rakip takım daha hevesli oynamaya başladı. Böyle olunca yani normal olarak geride kaldık. Ama kontra ataklarda eğer yakalasaydık, Mehmet Sakın son pozisyonda girdiği pozisyon 3 olurdu ve daha iyi olurdu. Rahatlardık. Yani nihayetinde gençler birini de tebrik ediyoruz. Onlar da iyi mücadele ettiler. Ama bu maç bizim için çok önemliydi. Bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü geçen hafta da Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettik. Yani her şeye rağmen, kısıtlı kadromuza rağmen çok iyi mücadele ettik. Onun neticesinde bu hafta görmek bizim için çok önemliydi. Ve işte siz de gördünüz. Yani kısıtlı kadro, bir daha tekrarlayacağım. Şimdi özellikle vurguluyorum. Ona rağmen müthiş mücadele ettiler. Yani bu çocuklar, bu arkadaşlar müthiş mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Ya fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik, üzgünüz. Yani maç öncesi çok umutluyduk. Belki ilk kere yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek içeri biz önüne girecektik. Yani atamayan atarlar gibi oldu. Ben kazanan takımı kutluyorum. Her iki takımın taraftarlarını da tebrik ediyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum. Hocam ben de şöyle bir masaya vurayım. Fazla konuşulacak bir şey yok bu maçla ilgili diyelim. Programı bitirelim gidelim o zaman. Yani aslında bu maçla ilgili o kadar çok konuşulacak şey var ki. Misal ilk 15 dakika Gençler Birliği güzel oynadı diyoruz. Gençler Birliği'nin yakaladığı pozisyonlar var. O arada Ankara Gücü de yatmadı. Ankara Gücü'nün de Orgil'le yakaladığı çok ciddi pozisyon var. Gençlerin iki net pozisyonu varsa Ankara Gücü'nün iki net pozisyonu var. Şimdi dikkat ediyorsan çok az adamla iki takımda yakalandığı zaman pozisyon evet. Oldu. Yani cezaların içinde çalım attı, girdi kalabalığın içinde falan değil. Pozisyon hep az adamla. Evet. Yani takımlar çıkıyor, bir uzun top birebir ya geçti ya bir şey oldu. Ama şimdi, Ankara Gücü'nde Orgil var, Gençler Birliği'nde CEO var. CEO. Şimdi aradaki fark, golü atan öne çıkıyor, atamayan geride kalıyor. Ama pozisyonlar hep aynı dikkat ediyorsan. Şimdi diyor ki hoca Mehmet Sak son anda pozisyon buldu. Gene birebir yakalandı. Evet. Yani pozisyon gene. Şimdi futbolda bir gerçek var. Gerçeği görmek lazım. Gol pozisyonlarını kim yakalarsa, gole çevirirse kazanan odur. Zaten öyle olur. Hatayı az yapan kazanır, çok yapan kaybeder futbolda. 90 dakika oyunda 55 dakika top kalır veya kalmaz. 55 dakika, 54 dakika. Neyse. Fazla kalmıyor zaten Türkiye'de. Yatan çok olduğu için. Sahanın içinde sakatlanan yatan. Ama geçen hafta anlattığımız şeylerin hepsi gerçekleşti. Bilhassa senin söylediğin işte şu Orgi, Sesensio, şu filan derken orta sahayı çok çabuk geçen oyuncular atılan topla Gençler Birliği iki pozisyon yakaladı. Dediğin gibi Ankara Gücü bir pozisyon. Evet. Ankara Gücü yine yan toptan bir gol kazandı. Evet. Değil mi? Evet. Pozisyon. Şimdi hocam programın başında sen Korcan'ı söylemiştin. Korcan maçın kaderini belli etti. Korcan önemli kaleciydi. Şimdi bu Fenerbahçe maçında genç ben de izledim. Korcan'ın bir tane yediği gol var. Hatalı gol. Nereden geldi? Yan toptan geldi. Şimdi tamam. Heh. Bir tane de sektirdiği var gol olmadı ama şey. Ya bir de Korcan'ın geçen seneki teknik direktörü. Korcan'ın huyunu suyunu da biliyor. Yan toplarda aksadı. Gençler bile yanlardan ne kadar gelebildi? Ankara Gücü'ne ne kadar yüklenebildi? Şimdi geldi gelmedi. Oyun içinde gene söylüyorum. Bu maçlar çok kritik maçlar. Yani derbi oyunu ben de yaşadım. Gençler Birliği'ne biz de oynadık. Antrenörken oynadık. Bunlar çok önemli. Yani yendiğin zaman Ankara'da ama bir gerçek var. Takım gerçeği, takım. Aynen öyle hocam. Şimdi takımın önemli Ankara Gücü'nde 7 tane oyuncu geçen seneden Gençler Birliği'nde 2 oyuncu, 1 oyuncu. Şimdi oyunun içinde bakıyorum hep aynı oyuncular. Gole yakın. Evet. Öyle mi? Öyle.
Gol pozisyonunda o var. Gençler bile bir de Ankara Gücü'nü çok basit almış gibiydi. Yani. Basit alma değil. Şimdi oyunun anlamadım. İçinde sen tabii görüyorsun. Oyuncuları seçiyorsun. Karşılaştırıyorsun. Ama Ankara Gücü takımını gene söylüyorum. İki takımın da oyun anlayışında farklılık yok. Yani yok. Bir sahaya geliyorsun, bir alana, alandan tek topla veya iki topla çıkarken hemen uçtaki oyuncuyu kullanmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Maçın genel sistemi bu kadar hocam. Yani fazla konuşulacak bir şey yok diyor bu. Şimdi fazla konuşulacak değil. İşte Mustafa Hoca bu kadardı yani oyunun şifresi. Bu kadar ama 90 dakika oynanıyor futbol. 90 dakika. Burada faul var, korner var, frikik var, endirek vuruş var. İçinde oyunun bütün bunlar var. Yani offside var. Çok akılcı orta sahadaki oyuncuların oyun kullanma olayları var. Ben mesela gene sordum, sana da sordum. Yasin oynadı mı Gençler Birliği'nde diye. Oynamadı. Geçen sene. Ben Yasin'i çok beğendiğim için söylemiyorum ama oynamadı. Yok. 30 hafta oynadı bu çocuk. Öyle mi? Evet. Bilmem cezalı mı değil mi sakat yok, yok, mı hiçbir bilmem. Şey yok. Hiçbir şey yok. Berat oynuyor. Berat oynadı. Yanında Flavio. Öbür arkadaş yabancı oynuyor. Flavio oynuyor evet. Ve Sesanyo var. Evet. Sesanyo iki tane pozisyon var adamın gene. Var var. Sesanyo yine sağın en iyilerinden bir yani tanesi. Yani gene var. Var. Adam oyunda var. Dikkat ediyorum. İki takımın da yediği gollere bakarsan çok ilginç goller. Öyle. Gençler bile artık Zargo'nun o vuruşu var ya hocam. Allah belasını versin böyle futbolun deyip pis burun dayayıp kaleye attı. Yok kale yani. İçinde zaten top önüne geldi onun da. Yani orada Gençler Birliği de olabilirdi. Evet. İşte yan topların kullanım şartı. Yani şimdi biz eskiden şimdi alan savunması diye bir savunma şekli var futbolda. Evet, getirdiler. Öyle. Ben de diyorum ki birebir bir savunma ceza alanı içinde, kale sahasının içinde senle kimi tutacaksın? 6 numarayı. Bırakmayacaksın kardeşim. Aynen öyle hocam. Sen gelen 4 numarayı bırakmayacaksın kardeşim. Ha, buraya gelirsin yan taraftan olur ani bir kenar atak olur. O değil. Ölü top yani ölü top dediğimiz olayda yan top yani faullü olan olaylarda bunlar muhakkak birebir savunmada bulunması lazım. Ya peki hocam şöyle şeyde bakalım. Bu maçı kim hak etti? Şimdi hak eden kazandıysa bence hak eden kazandı. Hak eden kazanır kazanmaz. Şimdi Mustafa Hoca'nın bir dediği laf var. Golleri biz bulabilseydik olabilirdi. Golleri bulabilseydik olabilirdi. Şuna bile böyle bir şey yok. Atanın kazandığı bir maç. Futbol çok ilginçtir. Futbolda %70 topu olan, topa sahip olan %30'a yeniliyor artık. Niye? Böyle bir şey yok. Böyle bir kan. Eskiden derlerdi. %60-70 aldı mı garanti maç. Nasıl garanti ya? Futbolda 1 numara, 2 numara, 3 numara diye basketbol, voleyboldaki gibi tarif yok. Gelirsin, cezaların üstüne doğru yanaşırsın, bir vurursun gol olur. Ekranda istatistikler, maç istatistiklerini verdik. Norm. Yani şimdi top kapma, top alma, başarı, uzan, kırmızı kart, sarı kart derken bir kere faul olayı bakıyorsun. Ankara Gücü biraz daha sert oynamış gözüküyor. Sert oynamış değil. Oyunun gidişatına göre mesela çok ilginçtir. Orta sahada topu kaptığı zaman rakip eğer doğru kaleye gidiyorsa ona yaptığın faul her zaman akıllı fauldür. Biraz yorumlardan bir şey yapayım. Hasan Kaya faktörünü söylemişler. Muhammed Kutlay yardımcı. Doğruydu Hasan. Enteresan bir futbol oynadı. Yani ne zamandır biz Hasan'ı görmüyorduk. Bir maçta oynattı Aykan Hoca. Onda da çok da iyi değildi. Hatalıydı. Mustafa Kaplan olayıyla ilgili birazdan detaylı bilgileri size vereceğim. Gençler Birliği çok can yakar diyorlar hocam. Siz öyle görüyor musunuz? Bu canlar ne zaman yanacak? Gençler Birliği ne zaman can yanacak? Benim her zaman söylüyorum. Gençler Birliği takımı kaç haftadır? 6. haftayı tamamladı. 6. haftadır 2 puanı var. Evet. Yeni bir takım. Ve moral motivasyon olayıyla her hafta biraz daha geriye gibi görünüyor. Evet.
Ankara Gücü maçını da kaybetti. Hele derbi maçı olduğu için daha fazla bir. Bu hafta da Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray geliyor. Şimdi bunu öyle düşündüğünüz zaman inşallah Galatasaray'dan puan alır. Kendi dünyasında bir oyuncular, yönetim ve teknik kadro kendini bulur diye düşünüyorum. Ama farklı bir sonuçla daha milli maç arası var. Farklı bir olaylar gidip gelir. Bu bütün takımlar için. Şimdi düşünüyorum Kayserispor kaç haftadır kötü gidiyor. Evet. Aynı şey onlarda da var. Ama Ankara takımı diye biz gençler bilin her zaman Ankara. Kayseri'ye ben şaşırmıyorum. Hikmet Karaman bir sezona bir takım iyi başlarsa şaşıracağım ben artık da. Şimdi şeydeyim hocam. Gençlerbirliği'nden başlayalım. Ankara Gücü'nün detaylı Metin hocamı da telefonla bağlayacağız. Oradan zaten devam ederiz. Şimdi ben güzel oynuyor diyordum. İyi bir kadrosu var diyordum. Sen beni daha dur bir hele Trabzon maçında bu takımın böyle iyi oynaması normal diyordun. Alanya maçı. Büyük maçlar. Bak bu hafta Galatasaray maçında da seyret Gençlerbirliği takımını. Yine iyi oynayacak diyorsun. İyi oynayacak. Kazanır kaybeder. Ben bir şey demem. Ama iyi mücadele edecek. Daha iyi işler yapacak. Fenerbahçe mesela Fenerbahçe maçı, Trabzon maçını sen söyledin. Ben de dedim ki o maçtaki oyunu Ankara Gücü maçında oynasaydı. Yani. Şu ekrana şey verebilir miyiz be? Maçın yedek kadrolarını bir verebilir miyiz? Onun üzerinden bir analiz yapacağım. Yani onu bir ayarlasınlar. Şimdi Gençlerbirliği'ne rotasyon yapma şansı çok yüksek Ankara Gücü'ne nazaran. Metin Hoca'nın alternatifi çok kısıtlı. Doğru dürüst kanatlarda da yapı elemanlarında sıkıntı var. İşte Hasan'ı yenile kazandık. Hasan var. Bir oynayabilen. Şimdiye kadar hep Stanko ile başlamıştı sol kanatta. Kupa maçında Rahmetullah denedi. Rahmetullah muhteşem oynadı. Ama sağda dizilime bir bakıyoruz. Ne Stanko var ne Rahmetullah var. Ayita var. Hazır olmayan Ayita. Bunu bir hata olarak değerlendirebilir miyiz? Yoksa yine hoca bilire mi getirelim bu işi? Ben her zaman şunu söylüyorum. Çalışan insanların bu düşünceleri kendileriyle ilgilidir. Ben de neydi Nimetullah mıydı? Çok iyi maçı seyrettim televizyonda. Çok iyi işler yaptı. Şutlar attı. Driplingler yaptı. Orayı yordu etti. Ama çalışan hocanın ve oradaki insanların ben Stanko niye oynamadı? Nimetullah niye oynamadı? Çalışan hoca kendi ipini keser mi? Kendi dalını keser mi? Bindiği beni o alakadar vallahi etmez. Aslına bakarsan hocam o dal kesildi. Niye kesildi? Kendisi de Alanya Ankara Gücü maçını baz almıştı. Ankara Gücü maçından itibaren çıkışa geçeceğiz. Ankara Gücü maçını toplama maçı olarak demişti. Ankara Gücü maçında şanssız bir şekilde maçı kaybetmedi. Ankara Gücü derbiye daha iyi hazırlanmış. Bu maçı daha fazla istedi ve maçı çok daha güzel oynadı, aldı. Özellikle ikinci yarı. Ama ben sana her zaman söylüyorum. Ankara Gücü'nün bir taraftar avantajı var diye geçen hafta da söyledim. Var mutlaka hocam. O avantajı Ankara Gücü iyi kullandı. Ankara Gücü seyircisi takımını çok iyi destekledi. Ama şimdi Gençlerbirliği her maç deplasman oynuyor. Şimdi o zaman Gençlerbirliği oynuyor ama ben de sana şunu söylüyorum. Trabzon'daki gösterdiği direnci niye gösteriyor? Direnci burada. Bundan evvelkinde gösteriyor. Büyük takımla ilgili hep söylüyorum. Takımların en büyük. Bu da Erbaş mı hocam? Ankara Gücü. Fenerbahçe maçında iyi oynadık. İyi oynayışının sonucunda bu haftaya yansıdı. Ama Trabzon'daki Gençlerbirliği yansımadı. Çünkü Gençlerbirliği geçen hafta da kaybetti. Bir psikolojik baskı var Gençlerbirliği'nde şu anda. Var. Daha da olacak. Hadi bu maça kadar hala herkes şey diyordu. İyi oynuyor Gençlerbirliği ama bir şanssızlık var diyordu. Bu hafta yok, şanssızlık yok öyle bazı iyi oynayıp şanssızlık bir gün kazanacak bir gün kötü oynayıp kazanırsan o zaman bir avantajım var. Geçen sene 30 maç biz öyle futbol oynadı Gençlerbirliği hocam. Yani Gençlerbirliği geçen sene süper top oynayarakmış. Ama oldu. O başka. Ben o grupta yani o bir alt ligde ile bu alt buradaki lig arasında. Burada işte şans o kadar değil. Burada futbol oynaman lazım. Burada tabii farklı bir şey. Bir de hep söylüyorum Gençlerbirliği takımı 11 yabancı
11 yabancı derken 10 tane farklı oyuncuyla oynuyor şimdi. Şimdi bak ben bu maçın şifresini değil Gençler Birliği sorunun şifresini şöyle göstereceğim. Rejideki arkadaşlar ben iki tane fotoğraf söylemiştim. Onlar hazır mı? Bir ilk başta şu yaz döneminde çekilmiş fotoğrafı bir koyalım. Ekrana komplo ekrana bir o görüntüyü bir verelim. Birkaç dakikaya hazır olacakmış. O görüntüyü bir verelim. O görüntü önemli bir görüntü. Bir de bugünün görüntüsünü vereceğiz. İşte hayaller ve gerçekleri bir ortaya koymak lazım hocam. Sağda yine kim vardı? Berat oynattı bu hafta. Diallo'nun sakatlığından dolayı oynattı. Ahmet Oğuz'umuz var. Ertaç'ımız var. Sen bu kadar şeye yüklenirsen, yabancıya yüklenirsen takımı organizasyonunda bu kadar zorlanırsın. Şimdi bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Mustafa Kaplan'ın ne söz verdiğini gösterecek bir fotoğraf. Onu hızlıca hazırlayalım arkadaşlar. Ben onun üzerinden gideceğim. Şimdi tabii sen Gençler Birliği'yle çok ilgilendiğin için... Ya ben Ankara Gücü'yle de o kadar ilgileniyorum hocam yok, da Gençler Birliği'yle de çok ilgileniyorum. Gençler Birliği'yle çok ilgilendiğin, içinde bulunduğun için oradaki farklı işleri görüyorsun. Şimdi Ankara Gücü'nde zaten farklı iş yok şu anda. Olmadı. Yok ben o fotoğrafı ben sana sen teknik direktör olarak göstereceğim. Niye olmadı? Çünkü Ankara Gücü şeyi açamadı. Transferi açamadı. Açsaydı onlar da 10 tane adam gelecekti hazır bekliyordu. Bu oyuncular yoktu. Yine büyük kısmı olurdu da. Yani 5-6 tane adam alacaklardı ki onlara da aslında yedekleriyle falan da ihtiyacı vardı Ankara Gücü'nün. Olacak. Ama şimdi benim sağ kanada ihtiyacım var, sol kanada. Buradaki oyuncu öbür tarafta yedek kalan oyuncular alınabilir bu işe. Alınabilir. Alınır. Şimdi devre arasından sonra geçen sene Eskişehir'de işte o yasak kalktıktan sonra transferler yapıldı. İlk yarıdaki futbolu daha iyi dedik. Eskişehir Spor'un. Muhakkak. Hazırlayamadık mı daha fotoğrafları? O fotoğrafları bekliyorum ben. Şimdi hocam bir yorumlara bakalım. İlhan'ı performansını çok övüyorlar. İlhan bu hafta da gol attı. İlhan 6 puan aldırdı deniliyor ki doğrudur. İlhan joker niyetine bir futbolcu oldu Ankara Gücü'nde. Şimdi İlhan geçen hafta da söyledim. Ben Kasımpaşa maçında da kazandığı zaman bir Ankara Güçlü gibi artık hem futboluyla hem de hırsıyla o takımda iş yapabiliyor. Golcü insanın gol atmasının golcü ona söylenir. Yani golcü. Gol atan İlhan nerede oynadı? Kayseri'de. İlhan nerede oynadı? Karabük'te. İlhan nerede oynadı? Orada. Her yerde gol atıyor İlhan. Evet, ama 3 tane ama 5 tane ama 8 tane. Şimdi golcü aldığın zaman gol atması lazım. Bu Vlemings'i aldıydı İlhan Cavcav. Çamaşır makinesi diye aldık, gol makinesi çıktı dediydi. Gençler Birliği de CEO'yu aldı, gol makinesi diye aldı. Çamaşır makinesi gibi çıktı bir manada. Şimdi Gençler Birliği takımı söylüyorum. Orta sahadan çıkışta Sesensio. Bir tane adam. Öyle mi? Kanteros, Kandias. Yok, Sesensio. Sese ortada zaten. Bir tane şurada. Onun karşısına bir adam koyduğun zaman Gençler Birliği takımının frenini çekersin. Öyle yapıyorlar. Öyle mi yapıyorlar? Öyle yapıyorlar işte. Öyle yapıyorlar. El frenini çektiği zaman ondan sonra ileriye gidecek, pası atacak, gol şansını bağlayacak insanları yok ediyor. Şimdi bak hocam şu fotoğrafa bir bakalım. Kaç futbolcu var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane futbolcu var. Oradan Mert gitti Roma'ya. Übeydi kiralık verdik. Düştüm 12 tane. 2, evet, 4, 10. 6, 8, 10. 10 tane futbolcuya düştü. Şimdi bir de bu maçtaki kadrodakilere bakalım. Bir de onu verelim arkadaşlar ekrana. Bu da bu maçta. Kim var? Berat var, Ahmet Oğuz var. Evet. İşte fotoğrafın. Eğer o fotoğrafı verdiysen ilk fotoğrafı hocam. Ben altyapıdan çocukları kazanacağım diye o fotoğrafı verdiysen bizim en büyük silahımız bu veriyorsan sahaya kadro dizilimin bu olmayacak hocam. Kusura bakmasın. Yani şu fotoğraf cidden bir tarihi şey. Orada hani biz Übeydi kazanıyorduk. Kaleye Tahi kazanıyorduk. Bunlar oynayacaklardı. Neredeler? Yoklar. Biz bir tane daha kaleci aldık. Madem şey değilse. Halil İbo'yu kazanacaksa. Halil İbo benim evladım gibi diyordu. Halil İbo nerede? Evet. Yok. Polamat. Ondan sonra kim var? Bir daha gençleri verelim. Bir daha gençleri verelim arkadaşlar ekrana. Orada ondan sonra kim var? Berat'ı zaten bizim zor. Rahmetullah.
kupa maçında bir güzel futbol oynadı. Evet. Harika bir gol attı. Soner var. Soner var. Soner'i hadi neyse şu kadroda yetmeyebiliyorum diyorum ama rahmetullah misal niye oynatmıyor? Stanku'yu golcü diyoruz. Stanku asıl mevkisi sol kanat falan. Niye Stanku? Stanku golcü bir adam. Stanku şu anda takımın en çok gol atan adamlarından bir tanesi. Stanku ilk 11'de yok. Sen bunu böyle oynatırsan, Ayite'yi alırsan ilk 11'de daha hazır olmayan adama böyle oluyor hocam bu işler. Hazırlayamamışsın, toplayamamışsın, şey yapamamışsın. Şimdi Gençler Birliği'nin sen nasıl görüyorsun hocam? Bu Gençler Birliği nasıl düzelir? Vallahi ben Gençler Birliği'nin şu andaki durumunu sana geçen hafta da söyledim. İyiye gitmiyor. Tamam ama çözüm ne hocam? Senin çözüm önerinde. Çok acil bir tane maç kazanmaları. Tamam da o maçı kazanana kadar Mustafa Kaplan'ı beklemede mi lazım? Onu bilmem. Onun yönetim. Hep antrenörler gittiği için, başkan ayrılmadığı için, futbolcular da gitmediği için antrenörler ayrılıyor. Türkiye'de bu böyle maalesef. Öyle. Antrenör ayrılır, gider, kendi isteğiyle ayrılır, kalır. Ama Türkiye'de ilk gidecek kişi Mustafa Aslan, Müjdat Yalvan, Metin Diyadi. Bunlar böyledir. Çünkü başkan ayrılmaz. Futbolcuların hiçbiri, 24 tane futbolcu zaten ayrılmaz. Ha, kadro dışı bırakırsın. İki tanesini. Hoşuna gitmez. İlk önce onunla başlarsın. Sonra bakarsın, tekrar dönersin. O iki kişi de sana yetmezse, 4 kişi. Ertesi hafta sen gidersin. Ben sadece Mustafa Kaplan da zaten, eğer hoca değişecekse sadece Mustafa Kaplan da gitsin demiyorum. Mustafa Kaplan'ı getirenler, Mustafa Kaplan'la beraber bu transferleri yapanlar, onlar da yavaş yavaş torbalarını düzenlesinler. O Gençler Birliği'nde birinci katta bir tane temizlik yapıldığında levha asarlar, dikkat kaygan zemin diye. Yıllardır orada kimse kaymıyor. O zemin çok sağlam yaptılar, zımpara mı çektiler bilmiyorum, kimse kaymıyor. Ama İlhan Cavcav duruyor olsaydı şu anda bayağı bir kelle gittiydi bu kulüpte. Bayağı bir kelle gittiydi. Murat Başkan yine şey davranıyor. Biraz daha sanki babam hoca değiştirmeyle hata yapıyor. Ben o hatayı yapmayacağım gibi davranıyor. Ama Murat Başkan hep hata yapıyor bana göre. Benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Hep hata. Doğru. Geçen sene de hata yaptı. Para bitti, hata yaptı. İş bitti, hata yaptı. Ben geçen sene değil, ondan önceki sene hata diyordum. Geçen sene yine doğrularda büyük kısmı doğru yapılmıştı. Şimdi Gençler Birliği takımı rahmetli, herkes söyler. 70 trilyon para bıraktı. Evet. Öyle mi? Bilmem ben. Söylenen öyleydi. Para. Ha, kongre rakamları hocam. Şimdi kongre zaten. Rakamlar. Şimdi gene arkadaşlar söylüyorlar futbol camiasındaki. Genel kuruldan borçlanma yetkisi. Borçlanma 25 milyon lira. Nasıl oluyor bu iş? Ha, kaleciye 2 milyon euro verirsen? Onu da yedekte tutarsan yabancı kaleci. Yok yok, yani yabancı tutarsan 2 milyon euro verdiğinde 25 de yetmez. Yetmiyor. Kredi çekmeye. Yani şimdi bakın şu kaybedilen puanlar var ya, ne paralar gidiyor. Ne paralar 2, gidiyor. 2-400. Aynen öyle. 3 puan 2-700 pardon. 2-700. Federasyondan alınan para 2-700. 1-400'de neredeyse beraberlikte kazanıyorsun. Gençler evet. Ne kadar kazandı? Daha bir tane maç parasını kazanamadı. Bak haftada. Ankara gücü 2-700'ü koydu bu hafta. Allah bereket versin. Şimdi bir şeyi bir bağlayalım Metin hocama. Metin hocamdan sonra ben Murat Cavcav'la bugünkü yaptığım görüşmenin detaylarını anlatacağım. Arkadaşlar Metin hocama bir hazırlayabilirsek telefon bağlantısına. Metin hocam işin keyifli kısmında bu hafta ilk Malatya maçı çok eleştirildi. 4-0'lık mağlubiyet. Ardından geçen hafta Fenerbahçe maçı oynanan futbolla çok övüldü. Başarılı bir futbol oynadı. Yenilse dahi doğruydu kadro. Bu hafta önemli bir işe imza attı. Güzel. Şimdi oynadı. Ben çok akıllıca oynadı. Futbolda gene söylüyorum. Kaybettiğin zaman seni üzerler. Kazandığın zaman el üstünde tutarlar. Aynen öyle. Futbol bu. Kimse buna, bu hangi ligde olursan ol bu budur. Aynen öyle hocam. Şimdi Beşiktaş takımı Abdullah Avcı. Vallahi ona çok ağır eleştiriyorlar. Çok yükleniyorlar. Yani, diliyor, bakıyorsun, görüyorsun. Geçen sene başarılı olanlar, bu sene olmayanlar, yapı, düşünce hep aynı. Çünkü neden? Yapılan işlerin hepsi bu
bu yabancılarla gelen Türkiye'ye bir yapı var. 14 yabancıyla. Metin hocam hattaymış. Bir alalım Metin hocama. Alo hocam. Alo, iyi yayınlar. İyi yayınlar hocam. İzleyebiliyor muydun? Müjdat hocama da sevgi, saygı. Teşekkür ediyorum hocam. Tebrik ediyorum. Nasılsın hocam, iyisiniz? Sağ ol, sen nasılsın Metin hoca? Sağ ol hocam, yenince iyi oluyor işte. Allah, tabii, yenince iyi de atıldığın zaman kötü. Evet, o benlik olsun, değilim. Onlar da düzelir. O maçın stresidir onlar. Yoksa, evet, çizgiyi ilerleymiş. Neyse. Hocam, Malatya maçından sonra çok eleştirildin. Fenerbahçe maçında oynattığın futbolla bir manada güven kazandın ama Gençler Birliği galibiyeti şu anda Ankara gücü açısından umut verir bir hale getirdi. Transfer yasağıyla uğraşıyorsunuz. Yedek kulübeniz gerçekten sıkıntılı. Rotasyon yapma şansınız yok. Yavaş yavaş sarı kartlar, kırmızı kartlar, sakatlıklar da gelecek. Ama 8 puan da 6 haftada hiç kötü bir puan değil. Neler düşünüyorsunuz hocam? Zaten benim söyleyeceğim mevcut şeyler hepsini sıraladın zaten. Sarı kartların ileride birikeceğinden, rotasyonların dar olmasından hemen hemen hepsini söylediniz zaten. Ama sonuçta da biz gelirken de bilerek geldik yani. O gün de söyledim ilk geldiğim günde. Ancak böyle dönemi Ankara Gücü taraftarının bu hafta olduğu gibi takıma verileceği büyük sinerji artı bütün oyuncular hep beraber her hafta aynı motivasyonla, aynı mücadele gücünü göstererek ancak bu süreci geçebiliriz diye düşünüyorum. Son iki haftadır da Malatya maçı zaten geldiğimiz ilk haftaydı. Çok kadroyla oynamadan galip gelen takımı bozmayalım diye çıktık. Ama o günkü şartlarda biz de yeni takımı gördük açıkçası sahada, en azından dışarıdan görmeyle içeriden farklı oluyor tabii ki. Ondan sonra da en azından kendi düşündüğümüz şekle döndük Fenerbahçe maçıyla beraber. Ama yine söylüyorum, burada en önemli şey oyuncularla olan birliktelik, o mücadele ve kazanma azmi, zaman zaman yetersizlikleri olsa da onları işte hem içerideki hep beraber hareket etme olgusu ve sinerjisi artı taraftarın vereceği destek. Bundan beraber hocam, Gençler Birliği'ni nasıl analiz ettiniz? Beklediğiniz oyun sistemini gördünüz mü? Maç beklediğiniz gibi mi geçti daha doğrusu? Gençler Birliği sezon ilk maçında seyretmiştim statta canlı. Bir de geçen hafta seyretmiştim yine. Gençler Birliği beklediğimiz gibi zaten, ancak kötü anlamda söylemiyorum. En azından sahaya yayılışı olsun. Yani oyun formatı, oyuncuların mevkisel, herkesin kendi bölgesinde oynayan alternatifli oyuncu kadrosu var. Kötü de oynadıklarını düşünmüyorum oyunsal olarak. Ancak biz de kendimize uygun bir oyun modeliyle özellikle bizimle oynayacağımız önemliydi ki bu da bizim kadro için doğru oyunu tercih etmemiz gerekiyordu. Yoksa Gençler Birliği'ne biz çok üzerine giderek geniş alanlarda oynama şansımız yoktu. Aslında kendimiz için Fener maçında olduğu gibi Gençler Birliği'nin arkada bırakacağı alanlarla ilgili çalışmaları zaten yaptık. Bu doğrultuda yani maçın ilk yarısında Gençler Birliği'nde pozisyonu var. Öne de geçebilirdiler. İkinci yarı bizim daha çok özellikle iki golün de gelmesiyle beraber 3., 4. bile 2-0'dan sonra olabilirdi. En azından inanarak şöyle bir maç oldu. Maçtan önce de oyunculara söyledik. Yıllardır da bu derbiyi oynadık. Gençler Birliği tarafında olsak da futbolculuk dönemimizde. Ankara Gücü bu tip maçları bizim dönemimizde kazandığında inanarak, mücadele ederek, savaşarak ve isteyerek kazanmıştı. Aynı formatta da oynamamız gerekiyordu zaten.
Çünkü söylediğin gibi yani bizim değişik varyasyonlar yapma şansımız oyunsal olarak hem hamle yönünden hem BC planlarına geçme şansımız çok, Gençler Birliği gibi bir kadro derinliğimizin olmadığından yoktu zaten. Oyuncular da çok istediler açıkçası. Hem maç öncesi motivasyon hem soyunma odası bu yönden en üst seviyeydik diyebiliriz iki haftadır Fener maçıyla beraber. Nitekim de güzel bir galibiyet oldu. Hocam geçen hafta dinledim gene maçtan sonraki beyanatında Ankara Gücü'nün bir kuvvetinin daha olduğunu söyledin. Seyircinin kuvveti. Ben de hep söylerim. Evet. Ankara Gücü'nün seyircisi 12. bir kişi olarak bu hafta da kesinlikle o sinerjiyi size verdi. Kesinlikle. Ben hocam ilk göreve başladığım gün de söyledim. Yani soru geldiği için o zaman yani transfer yasağının olduğundan yani tercih olarak sıkıntılı bir dönemde geldiğimle ilgili bunu o zaman da söyledim, yine söylüyorum. Eğer Ankara Gücü var olacaksa, ayakta duracaksa, bu mücadeleyi gösterecekse Ankara Gücü taraftarının genelde yaptığı gibi takımın arkasında, oyuncuların arkasında bu desteği gösterdiği sürece durabilir diye düşünüyorum. Bunu da bu hafta 90 dakika boyunca daha önce olduğu gibi zaman zaman değişik şeyler olsa da bu hafta olduğu gibi yaptığı sürece oyuncular da hep beraber o motivasyona, o savaşma azmine, sahada birbirinin eksiğini tamamlama, yani o %20'lik bir eksiklik varsa onu evet, Ankara Gücü taraftarı evet, gidebilir. Evet. Bizim zamanımızdan beri Ankara Gücü'nün evet, hep bu baskısı, evet, seyirci baskısı oyuncuları evet, motive ediyor ve tabii, bana tabii, göre %20'ye yakında bir motivasyon aynen, sağlıyor. Tabii tabii. Mesela bizim kadro derinliği dediğimiz kadro derinliğimiz yok dediğimiz dönemler için o %20'lik rakiple aradaki farkı Ankara Gücü takım taraftarı tamamlıyor. Örneğin maçta işte bazı oyuncuların yorulduğunu görmemize rağmen hamle şansımız çok fazla olmadığından oyuncu o itici güçle beraber devam edebiliyor yani. Onu futbolcu olarak da yaşadığımız için o duyguyu bilebiliyoruz. Evet, evet. Yalnız biraz önce sözünün başında başlarken bunu kabul ederek geldim deyip tabii, çok tabii, güzel tabii, bir şey söyledin. Öbür arkadaşlar tabii, da 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa oyuna tabii, giren bütün o motivasyonu sana sağlayabiliyor. Tabii tabii. Geçen hafta Cebrail olsun. Bu hafta evet, Hasan olsun. Hasan oldu ve kim giriyorsa sana o şeyi verebiliyor. Bir veya iki evet, kişi de olsa. Tabii ki bu da çalışmalarla ve destekle olan bir olaydır. Evet. Burada yine söylüyorum. Emin olun. Çok samimi söylüyorum. Eğer Ankara Gücü hem teknik anlamda olsun, diğer anlamda olsun, eğer bu buradan şeyler üretip çıkacaksa emin olun taraftarının vereceği ve iteceği güçlü olacaktır yani. Diğer türlü zor yani. Bu hafta yani, da çok etkiler. Şimdi bir konu var. Ben taraftara da buradan sesleniyorum. İyi veya kötü olabilir maçların sonuçları. Ama Ankara Gücü'nü hep destekleyip Ocak ayına kadar veya sezon sonuna kadar ayakta tutabilmenin çarelerini düşünmeleri lazım. Hiçbir zaman kötü sonuçtan sonra Ankara Gücü'nü yıpratacak olayları yapmamaları lazım diye düşünüyorum hocam. Evet, zaten ben de zaten gösterdiler bu hafta. Ankara Gücü zaten taraftarıyla hem güzel hem de onların zaten yani o öyle güzel oluyor. Yani o sahiplenme camiye olgusu öyle oluyor zaten. Yani siz bu camiada oynadınız hocam biliyorsunuz. Evet, zaten, evet. Onun için söylüyorum zaten. Bunların hepsini onun önemli, için getiriyorum. Geçen hafta programda da söyledim. Ankara Gücü'nün kuvveti 12. adamı seyircisidir ve bunu her zaman kullanmalıdır. Evet, aynen. Onu her zaman kesinlikle ve kesinlikle. Bunu ben bir teknik adam böyle taraftar şeyle söylemiyorum. Yaşanmış duygularla muhakkak tabii. Yaşayan ya, insanlar bilir bunu. Yaşadıkça evet, insanların aynen, önüne geldikçe aynen, bunlar söylenir. Aynen. Bundan sonra tercüme, da başarılarınızın devamını diliyorum. Hocam sağ benim bir iki var, sorum daha olacak yalnız. Buyur. Şu 1,5 aydır yayındayız.
herkesin ortak bir sorusu var. Berke'yi soruyorlar hocam. Berke'nin durumu nedir? Berke gerçekten bir yıldız mıdır? Yoksa daha pişmesi mi lazım? Ya, veya Ankara üç tarafı tarafında görecek. Hocam da onu güzel cevaplayacaktır. Benden daha tecrübelidir. Berke yaş olarak da tabii ki yaşını öne çıkararak konuşmuyorum. Yaş olarak da hem fiziksel olarak da biraz daha dolması lazım. Yeteneği var. Artı kendisiyle de konuşuyoruz. Çok sessiz bir çocuk. Saha içinde de öyle. O özgüveni de ona vererek açıkçası da bu hafta kadroya da aldık onu. Yani öyle çok doğru zamanda böyle kullanmak gerekiyor bu tip oyuncuları. Hocam da evet, doğru. Ne demek istediğimi çok net söyler. Yok, ben de zaten benzerini söylemiştim hocam. Prematüre doğmasın, evet. Belki de yani zamanında gelsin olarak, diye. Tabii. Yani bir belki, de Skaryonev konusu var hocam. Skaryonev'in durumu nedir? Skaryonev'i biliyorsun, uzun geçen sene de çok fazla süre almadı. Evet. Sezon başı kampı da geçirmedi. Hatta ben geldiğim günü o da antrenmanlara başladı. Yani yaklaşık işte bir ay daha olmadı yani. Hatta iyi çalışıyor da, o istiyor da. O güzel, bir de pozitif bir oyuncu arkadaşımız. Geçen hafta bir sakatlığı da vardı yani. Bu hafta tekrar takımdan başladı. Fener maçında kadroya getirdik ama alt adresinde sorun oldu. Kadroya da alamadık. Bu hafta takımdan tekrar başladı. Kadroya aldık. Onu da kesinlikle bu dakikada kazanmamız gerekiyor. Süre vermemiz gerekiyor. Diye o bilinçteyim yani. Onu da yavaş yavaş takıma Montereze, çünkü hocam bilir, kamp geçirmeyen oyuncunun, uzun süre oynamayan oyuncunun maç kondisyonu, maç eksiğinin ne demek olduğunu yani biz de iyi bildiğimiz için onu da böyle doğru zamanda doğru yerde iyi değerlendirmek lazım. Bunlar çok önemli yani. Doğru zaman ve doğru yer en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Hocam, kulüpte sorulan sorulardan bir tanesi. Maddi sıkıntı var mı? Futbolcular halinden memnun mu? Onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyor mu şu anda takım? Beni oralara... Tamam, karışmıyor. Ben onu direkt başkana yerde, sorayım o zaman. Her yerde tabii ki öyle. Kulüp, yani diğer kulüplerde de bu oluyor. Artı şu da bir realite. Bu yönde bir gayret olduğunu biliyorum. Hatta bu hafta için başkanın büyük çabası olacağını da biliyorum. Bir de sezon başından beri mesela bütün takımlara federasyonun bu puanlardan dolayı bir rakam ödemediği de bir gerçek. Bunu da bilelim. Ama bu hafta için başkanın özel bir gayreti olduğunu da söyledi zaten. Benim söyleyeceğim bu konuda bu kadar. Bunu da güzel haber olarak şey yapalım. Hocam, bir de kırmızı kartınız var. Maçta hakem sizi tribünlere gönderdi. O şöyle oldu. Hatta maçtan sonra da temsilci gözlemcilerle konuştuk. Şimdi tam net anlatayım. Başka bir yorum olmasın diye. Bu hakem raporunda da, gözlemci raporunda da bu böyle. Kendileri de. Maçın içinde önümde bir faul pozisyonu oldu. Kendi çizgi alanımdayım. Orada gayri ihtiyarı faulü bana göre vermedi. Hakeme göre faul değildir muhakkak ki şey. Bana göre öyle. Anlık, hocam faulü versene diye söylediğimde bir adım atmışım. Yani çizgiyi geçmişim. Direkt kırmızı göz. Dışarı çok ağırdı beni. Zaten hocam karar. Çok ağırdı. Hatta maçtan kendisine de sordum ben. Hocam hakaret var mı? Yok. Yeri var mı? Yok. Hocam yani bunun önce bir uyarması, sarı kart denen bir şey var en kötüsünden yani. Evet. Hiçbir şey olmadan diye. Yani böyle bir durum var yani. Hiç uygun olmayan bir şey oldu. Orada en azından hocam da bilir. Yani bazen geriliriz biz, kenardan bir şeyler olur. Ama olay bu, çizgi ihlali. Zaten atarken de söylüyor, çizgi ihlali. Ama ben hiç uyarılmadan, sarı kart gösterilmeden direkt dışarı atılmam çok doğru olduğunu düşünmüyorum. En azından ben isterseler 5 tane görüntü göstereyim. Yok, biz de falan beklemiyorduk hocam, doğru söylüyorsunuz. Diğerlerinden göstereyim. Tabii bir şey olacağını düşünmüyorum ama tabii artık... Burası Türkiye hocam, her şey oluyor. Onu da bilemiyorum tabii. Bir gün programımızda da ağırlamak isteriz sizi hocam. İnşallah tabii ki. Hocam i̇nşallah başarılar diliyorum.
Teşekkür ederim hocam. Saygılar, sevgiler hocam. Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Ankaragücü ilk yarıda, sezon ilk yarısında bence şu tempoyu koruyup ihtiyacı olan, en azından ligde kalmak için ihtiyacı olan ilk yarıda alması gereken maksimum puanı alacaktır diye düşünüyorum hocam. Senin şahsi fikrin nedir? İnşallah. Bu tabii yani bu oyun anlayışıyla, bu temposuyla görüntü veriyor. Ama kırılma noktaları var futbolda. Çok ilginç. Evet. Yani bir tane mesela ben hep söylerim. Rakibiyle oynadığın maçı, mesela Gençler Birliği rakibiydi. Evet. Kazandı. Bir moraldir bu. Moral ve onun devamı var. Gençler Birliği açısından da yıkıntı diyorsun. Yıkıntı. Zaten. Şimdi bakıyorsun arkaya bir maç var. Oynayacağın maçı en kötü şekilde kazanamazsan kaybetmeyeceksin. Bir Ankaragücü maçlarını verelim ekrana. Ankaragücü'nün bak şimdi sırayla hocam kimlerle maçı var. Bir onları görelim. Şimdi Ankaragücü'nün her maçı zor aslına bakarsanız. Sadece rakip bütün kulüplerin değil, bütün her maçı zor şimdi Ankaragücü. Galatasaray Konya ile oynadı. Son dakikada gol yedi. Öbürkünle oynadı. Beşiktaş öyle. Fenerbahçe. Bakıyorsunuz Fenerbahçe Ankaragücü'nü 2-1 zor yeniyor. Evet. Eskiden. Niye? Neden? Artık kulüp takımları. Şimdi bu hafta Sivas var. Ondan sonra Beşiktaş, ondan sonra deplasmanda Rize maçı var. Evet. Beşiktaş'ın zaten durumu ne olacağı belli değil. Onlar da ciddi bir sıkıntıdalar. Sivas'ı ben ilk bu Atatürk Kupası vardı. Orada izledim. Sivas'ı çok beğenmiştim hocam. Yani şimdi Sivas bu hafta da puan aldı gitti. Sivas takımı çok değişik bir takım. Evet. Ben de seyrettim. Hem oyuncularıyla hem yapısıyla hem de çok inatçı bir kişiliği var takımın. Yani. Rıza da öyle şey yapıyor. O kadar bir büyük baskıyla oynuyorlar ki. Yani o orta sahada mesela oyuncuları var. Hakan var. Neydi? Emre. Yani oyuncu olarak hakikaten ileri uçtaki yabancıları çok iyi. Kaleye bakıyorsunuz. Güven veriyor. Yani Alanya'da baktım maça dün. Kazanmamaları mümkün değil. Kazanamadılar. Yani futbolun en sonra Alanya kazanıyordu az daha. Yani o kadar büyük bir şey var. Gittiler, golü attılar. Gittiler, golü atamadılar. Döndü, gol yediler. Ondan sonra son 5 dakika Alanya boğdu. Evet. Mustafa Kaplan'ın atamayan atarlar kuralı orada geçmiş. Ankara'da geçmedi aslında. Gençler atamadı. Burada sadece değil şimdi. Gençlerin atması atmaması değil. Şimdi aynı şeyler Alanya Spor'da da geçerli. Evet. Alanya Spor'da son 5 dakikada 3 tane pozisyonu var. Ama ondan evvel de Sivas'ın var. Futbolda 7 metrenin içine atacaksın. O filelere top değecek. Yani bu çizgiyi geçecek. O çizgiyi geçsin yeter. Filelere değmese de olur diyoruz artık da hocam. Ankaragücü'nün ama kolay diyeceğimiz hiçbir maçı olmayacak zaten. Yani de ilk yarı bitene kadar. Ben bütün takımlar için aynıyı söylüyorum. Evet. Yani kolay bir maç yok bu ligde. Kolay bir maçın olmayacağı. Artık bakıyorsun zaten yabancı bir ülkede gibiyiz. Almanya'da da ben seyrediyorum. Mönchengladbach bilmem Freiburg maçını. Sahada 2 veya 3 Türk var. Türkiye'yi de seyrediyorum. 2-3 Türk var. O maç daha keyiflidir hocam. Ya şimdi Ankaragücü zor bir iş yapıyor. Metin Hoca'dan anladığım kadarıyla Mehmet Diner'e soracağız bunu, Mehmet Başkan'a mutlaka da. Henüz futbolcular ciddi bir para da almadılar. Ayarlanması çalışılıyor. İnşallah paralarını da alırlar. En azından sahadaki futbolcular mutlu edilir. Maddi konuda sıkıntı yaşamazlar. Çünkü burası önemli. Devre arasına kadar transfer yok. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Mutlu olması lazım. Futbolcu para almaz diye bir şey yok. Alacaktır. Maaşı, birimini alacaktır. Biliyordur zaten. Eğer bilmeseydi kulüpte kalmazdı. Çeker giderdi. Zaten federasyon onu bir şekilde İsteyen ayırıyor. Varsa, alacak varsa, kimse de istemediyse kulüpte kalmıştır. Aynen öyle. Şimdi futbolcu muhakkak parasını alacaktır. Diğer taraftaki yer gibi değil. Türkiye'de artık futbol federasyonu yabancılar bilhassa daha büyük bir avantajı var. UEFA çok rahat kulüpleri federasyondan kesiyor parayı. Yabancılara veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu da kulüplerden kesiyor. Aynen. Bir de ceza veriyor. Bir de ya ceza. Bir de şu şey muhabbeti var ya hocam.
futbolcular mutlu değil, futbolcular değil. Ya futbolcular beni mutlu etmek için orada varlar. Onların mutluluğundan daha önemli benim mutluluğum. Futbolcular kendi mutluluklarının sahibi olacaklar. Evet. Beni seni düşünmez futbolcu. Tamam da onların şimdi, orada olma nedeni beni mu? Taraftarı mutlu etmek için oradalar. Tarafta. İlk önce kendine, ailesi var. Tamam. Maçı kazandığı zaman cebine para giriyor. Tamam işte o zaten süper. Ailesi mutluluk. Seyirci zaten mutlu olacak. Üzüldüğü zaman senden daha çok üzülüyor. Para ben gitti her ya. Zaman söylüyorum. Para gitti değil. Yenildiği zaman insanın o kadar içi acır ki. O kadar acır. Kaldı mı öyle acıyorlar mı hocam? Of. Ben yani, o kadar duygusal davrandıklarını düşünmüyorum ya. Çünkü öbür haftaya hazırlanma pahasına işler var. Yani 7 gün sonra bir maç daha var. Yok Ankaracı futbolcuları bu sene o karakteri ortaya koyuyorlar. O konuda ben geçen sene de koydular. Önemli evet, değil. Evet. Geçen sene bütün takımlar onu koydu, bunu koydu. Bütün ben futbolculara uzanan dili sevmiyorum. İnan. Futbolcu yok, oynayamıyormuş, yapamıyormuş. Öyle bir şey yok. Futbolcu elinden gelen insan kaybetmeyi ister mi ya? Kim kaybetmeyi ister ya? Bir teknik adam kaybetmeyi ister mi? İsteyebilir mi bir kere? Ama herkes o. Beyler, insanları rencide edecek şekilde sözler söylemeyelim. Aynen öyle hocam. Şu bu televizyon bazen diğer insanları futbolla uğraşan antrenör, teknik adam, başkan, öbür. He, verilen sözler yerine gelmiyorsa o zaman söyleyebilirsin. Sana verdiyse bir sözü diyorsun ki başkan bana yarın parayı verecek. Vermiyorsa o zaman söyleyebilirsin. Yok şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunlar olur. Ama futbolcu her zaman parasını alacaktır ve almıştır. Alıyor da hocam. Doğru alıyor değil mi? Alıyorlar. Öyle böyle alıyorlar. Çünkü kulüpler öyle veya böyle kimi 70 trilyon, kimi 100 trilyon, kimi 500 trilyon borca giriyor. Yine cebine sıcak gelince daha mutlu oluyorlar işte. Bu borçlar nereden geliyor deyince işte Diolla'ya 2 milyon euro, öbürküne 1,5 milyon euro, öbürküne 5 milyon euro. Şeye gelince de Berat'a gelince de 150 milyon euro. İşte bu sene genç Ankaragücü'nün bir de işte ikinci yarı iç saha avantajı da daha fazla olacak. 10 maçı içeride oynayacak. Gençler Birliği'nin içeride oynadı. Gelecek hafta ikinci yarı deplasmanda gözüküyor. Genç Ankaragücü'nün öyle bir avantajı var. Şimdi hocam yavaş yavaş Ankaragücü'nü toplayalım. Gençler Birliği'nin bu teknik direktör konusuna geçelim. Ankaragücü'nde en beğendiğin futbolcu kimdi? Maçta. Korcan'dı sanki. Korcan'ı çok beğendim. Ben kaleci Korcan maçın kaderine tayin etti. Evet. Evet evet çok etti. Yani Korcan benim, her zaman özel futbolcu ben söylüyorum zaten. Gol atanlar hariç Kuşay ama şimdi düşünebiliyor musun? İki pozisyondan bir tanesini Gençler Birliği gol yapsaydı diye düşünelim. İş değişirdi. Değişir miydi? Değişirdi. Sen maçtaydın. Gençler Birliği daha fazla yüklenirdi. Gençler Birliği daha fazla yüklenirdi. Ama Korcan o kadar güzel iki pozisyonda öne çıktı ki. Yani kalecinin maç kurtarması dediğim nokta bu. Evet. Ve Ankaragücü bu maçı sonra gitti gol attı ve kazandı. Ankaragücü'nün bu sene uygulayacağı sistem zaten en azından devreye kadar bu. Şimdi devreye kadar bu da gene her hafta söylüyorum. Ankaragücü'nün oyun anlayışı bundan sonra çoklu sistemde. Yani orta alan ileri uç. Zaten bir tane ileri uçta çok patlaması mümkün. Orgi var. Orgi var. Yani her koşulda önüne atın. Bir de gol adamı İlhan var. Evet. Joker. Ben hep zaman söylüyorum. Nerede, nasıl, ne iş yapacağı, nereden çıkıp, nereye vurup, nasıl olacağı gol. Bana göre gol. Yani Orgi gol atamıyor, İlhan atıyor. Aynen öyle. Mesela Kasımpaşa maçında attığı gol harika bir gol. Çok Gençler Birliği'nde bu yok. Yok. Ya Stanko atıyordu, bu hafta da Stanko yok işte. Stanko'yu biraz belki İlhan'a benzetebiliriz diyecektim ama o Stanko yoktu. Şimdi ben Gençler Birliği'nin orta sahada daha fazla hakimiyet sağlayacağını düşünüyordum. Çünkü daha fazla bir oyuncu topluluğu var, daha değişik alternatifleri var, daha kuvvetli gözüküyor. Ama Sedat, Moke, Fatih, Gençler Birliği'nden Sedat'ın performansı Gençler Birliği'ndeki çoğu futbolcudan daha iyiydi bu maçta. Şimdi daha iyi olsun olmasın farklı bak
maçın kilit noktalarına bak. Hep başta da söyledim. Birebir yakalanma var. Evet, zaten sistem onu evet. Niye? Kardeşim, niye birebir yakalanır bir oyuncu? Yani bir takım 4 tane defans önde, 3 tane ortada, 3 tane bir tane önde, 2 tane ileride ya 4-2-1 diye biz evet. düşünceyle sahadasın. Yani bir insan bir takım atağa kalktığı zaman ben hep söylerim. Bir tane oyuncu hücumdaysa 2 tane oyuncu onun yanında olması. Evet. Futbolun bu prensibidir. Yapısı budur futbolda. Bir taneye 2 tane. Niye bir tek santraforla oynuyorlar, 2 tane stoper var? Ki bir de Orgil gibi bir adam varsa hocam. Veyahut da Gençler Birliği'nde Sesenyo gibi bir tane adam aynen. varsa. Siyo'yu yani, saymıyor. Siyo zaten ofsayda düşüyor. Yok. Sesenyo'yu şunun için sayıyorum. Hem çalım atıyor hem driplingli adam geçiyor. Zaten ilk pozisyonda da öyle yaptı. Öyle değil mi? Aynen öyle hocam. Korcan'ın ayaklarıyla çıkarttı. Aynen öyle. Şimdi Gençler Birliği'nde ben geçelim Ankara Gücü'nü konuştuk. Yavaş yavaş zaten bir saatlik bir kısmı doldurduk programa. Birinci lige de bakacağız. Ben bugün Murat Başkan'la konuştum. Yani herkesin merak ettiği konu Ankara Gücü yenilgisi sonrası Mustafa Kaplan'la yollar ayrılacak mı? Birincisi Mustafa Kaplan istifa gibi bir şey düşünmüyor. Öyle bir niyeti yok. Basın toplantısında da zaten öyle bir şey söylemedi. Bugün kamp programını, antrenman programını falan da göndermiş. O devam ediyor. Kendi isteğiyle en azından bırakma gibi durum yok. Murat Cavcav'la da telefonla konuştuğumuzda canı oldukça sıkkındı. Hatta nasılsın dediğimde nasıl olabilirim diye bir sert çıkış yaptı. Ki genel olarak herkesin böyle bir durumdayken canı sıkkın olur. Şimdi çeşitli fikirler geliyor. Bir kısım yönetici, kulübe yakın kişiler teknik direktörle hemen yolların ayrılması gerektiğini söylüyor. Bir kısmı bir Galatasaray maçında bekleyelim. Milli maç arası geliyor. Orada yapacaksak yaparız deniliyor. Şu anda erken deniliyor. Sen bütün Murat Bey'den Murat Başkan'ın kafası karışık. Murat Başkan'dan bütün düşünceleri almışsın. Yapıyı almışsın. Herhalde bu hafta da devam edeceklerdir. Ben hala tam emin değilim. Ya yarın değişiklik olur ya da Galatasaray maçı sonuna kadar beklenir diye gördüm. Hayır, o zaman. Ama hemen gönderilmesi konusunda net görüş bildiren yöneticiler var. Onlar mı etkili olacaklar yoksa şey mi? Ama şöyle de bir sıkıntı var. Murat Başkan da Mustafa Kaplan'la devam etmesini düşünenlerin de ortak bağladıkları nokta şanssızlık. Şimdi şu Gençler Birliği maçlarını bir ekrana verebilirsek ben onun üzerinden hangi neyin şanssızlık olduğunu bir değerlendirmek isterim hocam seninle. Bir de şans futbolda ne kadar ciddi bir faktördür. Yani 6 maçta 2 puan almayı şanssızlığa bağlamak doğru mudur? Ne düşünüyorsun? Bana göre doğru değil. Bana göre de değil. Yani futbolda şans faktörü tamamdır da Beşiktaş'ta şansını mı yeniliyor, şanssızlığa mı yeniliyor? Böyle bir şey yok. Aynen öyle. Bir defa kaybedersin, iki defa kaybedersin. 4 defa, 5 defa kaybetmezsin. Şimdi ilk 2 hafta burada gözükmüyor. Birinci hafta Rize maçı vardı. Evet, biliyorum. Orada stoperin kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı. Maçı şimdi, verdi. Şimdi tabii stoperin 10 kişi kalıp şanssızlık dersen Gaziantep'te 10 kişi kalıp şanssızlık dersen 9. bunlar geçerli değil. Hı. İkisinde de şanssızlık dedi. Bunlar geçerli değil. Hı. Futbolda, futbolun içinde hepsi var. Başak 7 kişi kalırsın, içinde... 8 kişi kalırsın, 9 kişi, 10 kişi. Karşı rakip de kalabilir. Ama yenemiyorsun. 10 kişi kalıyor, 9 kişi yenemiyor. Başakşehir maçında 1-0 öndesin. Oyuncu değişikliklerinden sonra maç 2-1 oluyor. Bunun neresini şanssızlığa bağlayacağım ben mesela hocam? Bir de Başakşehir maçı tabii ben de seyrettim. Çok değişik bir pozisyon. Başakşehir zaten maçın her şeyinde vardı. Evet. Yani istiyor Başakşehir. Bir takımın istemesi lazım. Başakşehir de biliyorsun o zamana kadar gelişinde çok kötü sonuçları, yapısı. Gençler Birliği maçından sonra onlar da açıldılar. Evet. Yani o maç dönüm nokta. Hani var ya bir ben hep söylüyorum. Bir dönüm noktası. Yani bir ateşleme bir şey. O ateşledi onları. Şimdi geçen haftaki Alanya maçının şansını nereye koyacağız hocam? O da mı şanssızlıktı o maç? 1-1. Bence bir puan almak şanslı o maçta. Özellikle son şimdi 20 o maç için kısımda. Şanssızlık diyebilirsin. Tamam. Neresi dedik. Şanssızlık? Şimdi hocam? Trabzon maçı şanssızlık mı?
O da şans aslına bakarsan. Stankun'un ki penaltı mıydı? Yok, ben her zaman söylüyorum. Ya hakemin verdiği her karara saygı duymak lazım. Ben duymayabiliyorum hocam. Yok, bazen. Sen duymayabilirsin. Artık Türkiye'de zaten senin gibi çok insan var. Yani neyine saygı duyayım hocam? VAR'a bakıyorlar, yine yanlış kararı veriyorlar. Ya VAR'a bakıyor, var mı? Yok mu? Var mı? Yok işte, o önemli değil. Ben de diyorum ki Türkiye'de kuralların VAR'la ilgili bölümü ben de seyrediyorum. İngiltere'de adam kulağına diyor ki penaltı diyor, gidiyor penaltı. Şeyi seyretmiyor ekranı adam. Evet. Bir de git diyor ekrandan seyret. Gidiyor bakıyor ekrana. Yine aynı 3 dakika geçiyor. Futbolu zaten mahvediyorlar. Onlar ona bir yani, şey yapmış. Yani dün gene 7 dakika uzatma. Niye 7 dakika uzatma kardeşim? Veriyorlar. Yani oradaki adamın zaten futbolcu perişan olmuş durumda. Yani aynen. Her de bir de yani bizim oyuncularımız hakemin etrafını hemen sarıyorlar. Avrupa'da böyle bir şey yok. Bizde 5 defa gidiyor. Adam bir defa ya gidiyor ya gitmiyor. Bu arada yanlış söylemişim. Alanya maçı işte Trabzon maçı değil, Alanya maçı penaltıydı. Yani o orada penaltımız da şaibeliydi. Hakem ya, hatası ya, var yok o. Şaibe şey. Vardır şimdi, yoktur ama golün şimdi, kaçması veya golle ilgili sonuçlarda gol oluyorsa, sen öne geçiyorsan veyahut da beraberliği yakalıyorsan farklı bir sonuç var. Bir kere takım Alanya Spor'la yani liderle berabere kalıyorsa bir mutluluk olması lazım. Trabzon'la. Evet. Bir mutluluk. Ben her zaman onu sana söylüyorum. Büyük takımlara karşı oynanan oyunlar, lidere karşı oynanan oyunlar hep farklı olur. Farklı olur. Ama ben de diyorum ki bütün takımlar öyle oynaması lazım. Şimdi hocam ben şeydeydim. Bugün benzer lafları birkaç kişiye daha ettiğim için aynı şeyi tekrar edeceğim dinleyenler açısından. Şimdi Gençler Birliği geçen sene mahvetti. Çok o geniş kadroda Gençler Birliği bizi son maça kadar ligde çıkmayı garantileyene kadar keyifli bir tane maç izlettirmedi. Hadi iki tane, üç tane iyi oynayıp kazandığı maç var da şöyle bir sırtımızı yaslayıp maç izlettirmedi. Geçen sene Gençler Birliği'nin sırrı neydi deseniz şanslı derim. Gençler Birliği'nin çıkmasındaki faktör. Geçen sene ikinci yarının ikinci haftası mı, üçüncü haftası mı ne işte Ankara Gücü komple takım kurdu. 10 tane değişik coğrafyadan adam getirdi. Bir araya getirdi. Oturttu. Bu birçok etken vardır ama bu Mustafa Kaplan'ın muhteşem hocalığı sayesinde falan olmuş bir şey değildi. İlk yarıda futbol oynamamış. Kime gel desen gelmiş bir kadroyla bir takım kuruyorsun. Ve haftalar kala ligde kalmayı garantiliyorsun. Bu da şanstı. Futbolun şansıydı. Futbolda takım kadrosu kadar, hocanın yetenekleri kadar, birçok değişken kadar önemlisi bir şans vardı. Ben şeyi söylemiştim. Erkan Sözer'in şansını biz kullandık. Erkan Sözer'in şansı bitti. Onu gönderdik. Şimdi İbrahim Üzülmez şansını aldık. Çünkü iki hoca arasında değişen bir şey yok. Biz şans alıyoruz. Bir Altay maçı vardı. İbrahim Üzülmez şansıydı yani. Öyle bir şans yoktu. Şimdi bu sene eğer şans faktörse bu işin içerisinde, Mustafa Kaplan'ın şansı yoksa şans da almak gerekebilir. Yani. Şimdi tabii ki Gençler Birliği ile senin hep söylüyorum. Beraberliğin çok fazla ve Gençler Birliği takımıyla ilgili bazı konularda öndesin. Eyvallah hocam. Yani iyi işim bu benim. Ben bu işi yapıyorum. Tabii işi yapıyorsun. İşi yapıyorsun ama bir de kulüplerin biliyorsun basında olayları vardır. Evet. Basındaki insanlar vardır. Orada hepsiyle görüşebilme bir şansım var. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum özellikle ve hocam. Ve bunu bulduğun zaman tabii ki sezon başından beri bir de geçen seneden beri izlenen olaylar var. Yani şimdi bir kulübün bütün her şeyini, Beşiktaş takımını adam 5 senedir diyor ki ben izliyorum diyor. Örnek olarak söylüyorum. Beşiktaş'ın buraya gelişi normal diyor. Sen de şimdi Gençler Birliği'ni 2 senedir diyorsun ki buradan alıp lige gelirken şansı var yok. Zaten Gençler Birliği'ne karşı oynayan takımlar geçen sene Gençler Birliği adı altında karşıdaki takım bakıyor, ben de seyrettim hep ama. İsminden korkuyor. İsmi var, yapısı var, önde giden bir şeyi var. Hep kovalama var. Evet. Bir de oyuncu topluluğu istiyor. Ve muhteşem bir başlangıç yaptı. Yani hem başlangıç yaptı hem
oyuncu topluluğu farklı oynamaya başladı. Bakıyorsun yaşlı oyuncu diyorsun, hepsi çıktığı zaman en iyi şeyi yapıyor. Mesela o neydi? Naif mi? Ray? Ne? Nerede ki hocam? Hangi mevkide? Gol atan geçen sene hep... Nadir mi diyorsun? Nadir. Nadir. Bak Nadir. Şimdi geçen sene kaç tane maç? Maçta sonra girmeye başladı. Bir dakika sonra gol attı. Üç tane. Sonra tekrar hocalar onu oynatmaya başladı. Her maçta da gol attı veya asist yaptı. Nadir, dikkat et, o grupta bana göre çok geçerli bir oyuncu. Birincilik için iyi. Ama Süper Lig'de oynatır mısınız mesela? Gazişehir maçına yatarsın, oynatmasın, oynatmasın diye bu konu yok. Şimdi Nadir, ama ben Yasin olarak söylüyorum. Ben Yasin mesela gözle görülür şekilde geçen sene Gençler Birliği takımında 30 maç oynayan bir oyuncu olarak hiç ceza aldı mı almadı mı bilmiyorum. Aldılar, o Gençler Birliği agresifti. Birçok ve kırmızı kart ceza, sarı kart ceza aldığına düştü. Tek başına bazı şeyleri göğüsleyebilen. Ben de diyorum ki böyle oyuncular, askerler takımda bulunması lazım. Gençlerin defansını nasıl görüyorsunuz hocam? Gençlerin defansı yeni yapılıyor bir şey. Tabii şimdi sağ bek ve sol bek olayları farklı bir olaylar. Hem Ahmet artık öyle bir hale geldi ki Gençler Birliği'nde yorum onu yoruyor büyük bir ihtimal. Hep üstüne. Öbür sol taraftaki işte Halil İbrahim oynayacak, öbürkü oynayacak filan. Defansın iki ortadaki göbekte oynayan arkadaşlar bana göre az hata yapmıyor. Çok hata yapıyor. Bir şey söyleyeyim hocam. Mustafa Hoca'nın aklı Ankara Gücü'nün defansında kaldı. Ankara Gücü'nde Kitsuyu, Paslan'ı, şeyi alacağım derdine, Pinto'yu kafasını bu sefer o işe çok yöneltmedi sanki. Sürekli aklında Ankara Gücü'ndeki futbolcular vardı. Şimdi var ama Mustafa Hoca Gençler Birliği'nin defansına da oyuncu aldı. Tamam aldı da şimdi misal Mustafa Hoca'yı ben orada bloke eden ben oldum. Basın toplantısında sordum imza töreninde. Transferinde önceliğin Ankara Gücü'nden ayrılacak Ankara Gücü'ndeki futbolcular mı dedim. Orada bir yok dedi. Orada bir kitlendi Mustafa Hoca. Onun üzerine devam edemedi. Şimdi geçen sene madem sen bu kadar iyi futbolcular buldun, bu sene bir parite iki parite daha iyi futbolcuyu niye bulamadın? Yani bir Pazda'nın ayarında bir sağ stoper, sol stoper niye bulamadın? Sol stoper Pazdan, pardon karıştırdım. Yani sürekli bir sıkıntı var Gençler Birliği'nde. Mustafa Hoca, ben artık değişiklik kaçınılmaz olacak gibi geliyor bana. Ben bu hafta bekliyordum. Beraberlikte dahi olması gerektiğini düşünüyordum. Ama o kulüplerde karar mekanizması başkandadır. Başkanın ben öyle bir niyetinin olduğunu görmedim. Bence biraz bekleyeceğiz. Yani önümüzdeki hafta Galatasaray maçı, ondan sonra milli maç arası. Ben her zaman söylüyorum. Kulüpte yönetim gitmez, futbolcu gitmez. Bir tek giden kişi teknik adamdır. Tamam da bu transferlerin %90'ını ben yaptım. %95'ini ben yaptım diyen de Mustafa Kaptan hocam. O zaman ben mi gideyim yani? Yok. Şimdi yönetim o yaptıysa o zaman yönetimin de burada. Niye bu kadar hocaya izin veriyorsun? Şimdi izin kulüplerde bazı olaylar farklı şekilde yönlendiriliyor. Şimdi o yönlendirme kulüplerin bazılarını kötü, bazılarını iyiye götürüyor. Geçen sene Ankara Gücü ikinci yarıda iyiye gitti. Şimdi bu sene Gençler Birliği takımı kötüye gidiyor. Şimdi bunun hangisini tartsan nasıl bir... Ankara Gücü konusunda bana söylenen hocam. Menajerlerden gelen listeler vardı bize. Birinci öncelikte, ikinci öncelikte, üçüncü öncelikte. Kim gelebiliyorsa aldık. Sistem onun üzerineydi. Zaten transfer yasağı gelmeden ne alabiliyorsak alalım mantığındaydı. Gelenler de çok iyi çıktı. Söylenen bu. Yani üstün bir inceleme, araştırma falan şeyi yok. Vallahi gene söylüyorum. Türkiye'de zaten takımlarda geçen de söyledim. Scoutlar var. Eski oyuncular gidiyor maçları seyrediyorlar. Size rapor getiriyorlar başkana. Başkan oyunculardan bir tanesini almıyor. Hep menajerlerin getirdiği, antrenörün dediği. Öyle. Öyle bir şey olmaz. Yani. O zaman menajerlere de kızmıyorum hocam. Menajerler de ellerindeki futbolcuları sakma derdinde. Şimdi ben menajerlere kızacak bir şeyim yok. Yahut bir uyanık şey söylediğim hocam yok. Şimdi eğer bir kulübün 5 tane eski futbolcusunu scout olarak
veya başka bir insanı maçlara gönderip şu raporu önüne getiriyorsa, benim başkan olsam bu raporu, önceliğim o rapordur. Ben budur. Ben genç milli takımda çalıştığım zaman gittiğim bütün Slovakya, Rusya, öbür taraf, bütün menajer Ajax'tan, Barcelona'dan, PSV'den, Barcelona'dan, nereden, bütün menajerler genç milli takım maçlarında. Soruyorum. Adam diyor ki ben Ajax'ta 3 sene oynadım. Benim söylediğim oyuncuyu Ajax takip eder. Benle birlikte benim verdiğim raporlar o yönde alınır. Dünyada Bayern Münih geliyor, aynı otelde kalıyorsun, adamlarla konuşuyorsun. Adamların hepsi bunları anlatıyor. Yoksa Barcelona modeli, Ajax modeli, Bayern Münih modeli nasıl meydana geliyor? Ama evet, bizde öyle bir şey yok. Bizde yanlış başta. Kulüpte başkan. Ben gene söylüyorum. Bir tane futbolcuya 2 milyon euro vermem. Veriyorsun. Bilmem. Ben de vermem, o ayrı. Veriyorsun, yok. 11-12 milyon lira. Ben iki defa Avrupa şampiyonu olan genç milli takımda 18 yaş grubunda Türkiye'de 20.000 30.000 tane çocuk vardır. Şimdi ben seninle açıkçası hocam isimler üzerine konuşmak isterim de anladım ki sen isim falan da konuşmak istemezsin benimle. Şu olur mu, bu olur mu o kısmı? Yok, onlar hiç onu da konuşmak istemezsin. Öyle ben sevmem öyle. Şu olur mu, bu olur mu? Zaten insanların biliyorsun Türkiye'de şu yapılır mı, bu yapılır mı dersen hep başkanın kafasında biri vardır. Telefon ederler, görüşürler. Onlar bulurlar birbirlerini menajerlerle, işi hallederler. Bu arada İlhan Palut'la ilgili yazılanlar var. Ben sonunda sordum. İlhan Palut ihtimali var mı? Hatayspor'dan ayrıldı, denk geldi. Biraz bir de geçen sene de ayrılmış mı? Ayrıldı. Onun ismi gündeme geldi falan. Kesinlikle yalanlıyor başkan. Bunlar nereden çıkıyor falan dedi hatta. Dedim birileri kulağına fısıldamak istiyor demek ki İlhan ismine. Ben de sana sorarak bir manada aracılık etmiş oldum bilmeden. Ama bitti, kesin tamam diye yazıldı bu işler. İlhan Palut ismi şu anda gündemde diye. Geçen sezon sonunda bir izlediler İlhan Palut'u. Hatay kimle? Gazişehir maçını izlediler büyük ihtimalle. Beğenmemişlerdi. İlhan Palut'la ilgili şu anda olumlu bir şey yok. Ben sadece onu söyleyeyim. Olur kısımlarına karışmıyorum. Hocam bu İlhan Palut'un Hatay'dan ayrılması çok şeyli bir olay yani. Evet, enteresan. Enteresan. Yani ben Hatay'dan çok umutluydum bu sene çıkması, potansiyel. Benim Gençler Birliği için ben bir istatistik hazırladıydım. Son 15 yıldır mı, 18 yıldır mı ne? Düşen takımlardan bir tanesi kesin mutlaka ertesi sene geri çıkıyor. Bir 2011-2012 sezonunda olmamış bu Ankaragücü'nün düştüğü sene. Yani bu sene Akhisar geliyor gibi geliyor bana ya da Bursa geliyor gibi geliyor. Belki ikisi de gelebilir. Ama Hatay sezon başında en favori takımımdı. Hatay gelir bu sene diyordum. Şimdi takımların tabii içlerinde ne olduklarını bilmek lazım. Evet. O yapıyı. Bir de kendi sahasında oynayamıyor Hatay. O öyle de bir handikapları var. Yok, bu açıldı saha. Açıldı bu mı? Bu hafta Eskişehir'e 1-0 yendiler. Orada oynadılar. Ben orayı detay atlamışım. Yani yendikten sonra niye ayrıldı? Önemli. Aynen öyle. Şimdi bir Gençler Birliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi de klip yayınlamıştı. Onları bir daha yayınlayalım. Gençler Birliği'nin klibini yayınlayalım ilk önce. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin. Sonra birincilik takımlarımıza geçelim. Keçiören Gücü'nün Osmanlı Spor'a. Arkadaşlar hazırsa bir onları bir yayına verelim. Tamam kardeş, geldik daha.
Sen görünmeyeli göbek yapmıştın lan. Sen de görünmeyeli kafada saç kalmamış. Vay benim aslan kardeşim be. Hocam Gençler Birliği'nin klibini çok samimi buldum ben. Vay benim aslan kardeşim diye. Bir de Geyre kardeşim diye. Çok ama samimi olmuş. Büyükşehir'in şeyi de çok güzel. Büyükşehir'de. Ya Ankara Belediyesi'nin biraz da desteği buralarda olması lazım aslında hocam ya. Sadece yani öyle şova, siyasete yönelik hamleler, para falan yardımın haricinde bu şehrin kimliğine de sahip çıkan işler. Ankara derbisi bu şehrin bir kimliğidir, bir dokusudur. Bana göre ruhudur. Türkiye'de öne gelen derbilerden biridir diye hep söylüyorum sana. Evet. Yani İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan sonra Türkiye'de Ankara Gücü ve Gençler Birliği derbisi çok önemlidir. Bakma sahanın 19 Mayıs'ın bu yıkımı filan çok etkiledi Ankara'daki futbolu. Yoksa daha yapıcı olur. Yavaş yavaş Ankara Spor Camiası'nın da şu 19 Mayıs stadının yeniden yapılanması için el birliğiyle bir kamuoyu oluşturması lazım. Biz de üzerimize düşeni yapmamız bana lazım. Bana göre tabii ki Ankara'daki futbolun, Ankara biliyorsun 80'lere 90'lara kadar Türkiye'yi futbolcuyla besleyen bir şehirdi. Evet. Fakat nasıl oldu da bu yapı Futbol Federasyonu'nun İstanbul'a gitmesinden sonra bu yapı maalesef yavaş yavaş gerçeklerini kaybetmeye başladı. Ve bakıyorum şimdi işte iki tane, üç tane, dört tane derken eksik kalıyor. Bunların çoğalmasını istiyorum. Diyorum hep. Üçüncü ligde takımların, ikinci ligdeki Osmanlı Keçiören, burada Keçiören farklı bir yapı, Osmanlı farklı bir yapı. Aynen. Konuşuyoruz. Ama nereye kadar, nasıl, gün geçtikçe futbolda bir çöküş var. Çöküşün getirdiği bir borçlanma var. Ekonomi nereye kadar gelecek? Ama bunun sonu inşallah bu yabancılardan gittikten sonra kendi ülkemizdeki çocuklara dönüş bizi çok iyi yerlere getirir. İşte o dönüşün en önemli noktalarından bir tanesi de kulüplerin altyapıları hocam. Ankara Gücü'nün altyapısı konusunda çok dertliyiz. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Ama Gençler Birliği'nin altyapısında da bir yenileme var, bir değişim var. Yabancı bir sportif direktör, altyapı koordinatörü getirildi. Gurbetçi biri. Yeniden bir organizasyona girdi. Biz yarın saat 2'de bununla ilgili bir hazırladığımız özel bir programı yayınlayacağız. Bir onun tanıtım videosu var, teaser'ı var. Bir arkadaşlar onu verirlerse yayına, Gençler Birliği'nin altyapısında da neler oluyor? Yarın saat 2'de Klas Spor izleyicileri tanıklık edebilecekler. Hazır mı der? Buranın futbolcuyu yetiştirme dışında kulüp kültürü çok önemli. Oyuncu olamasa bile bilinçli bir taraftar yetiştirmesi. Hangi kulüp olursa olsun altyapıya önem veriyorsa ben ona saygı duyarım. Bizim futbol okulumuz ben iddia ediyorum Türkiye'deki en iyi 2-3 futbol okulundan biridir. En iyi programı uygulayan futbol okuludur. Kulüpler maalesef Almanya'da böyleydi. Günü kurtarmaya çalışıyor. Yakın vadede benim buraya belirli bir oyun anlayışı, oyun felsefesi yerleştirmek
amacımdı. İstediğiniz kadar yetenekli olun. İyi bir takımınız yoksa hava gazı. Hayat futbola fena halde benzer hocam. Bu çok güzel bir laf. Daralanda kısa paslaşmalar repliği. Bunu Behzat da kullanmıştı. Şimdi hocam, altyapı ile ilgili dosya saat 2'de yarın mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunlar önemli yayınlar, önemli içerikler. Yıllardır bilinmeyenler, torpil mekanizması işliyor mu Gençler Birliği altyapısında? Gençler Birliği altyapısı nereye gidiyor? Yeni dönemde ne değişiklikler olacak Gençler Birliği'nde? İnşallah Ankara Gücü'nde de böyle bir programı yapma imkanımız olur. Nasıl yapacağız orasına dair derin soru işaretlerim var. Hocam bir haber daha vereyim, ondan sonra Osmanlı'ya geçelim. İkincilikle üçüncülükle ilgili artık yeni bir programımız var. Atletikler programımız. Hayırlı olsun. Yarın saat 3'te o da başlıyor yayına. Mert sunuyor. Güzel bir içeriğimiz olacak. Daha hakim. Sadece ikincilik ve üçüncülüklerin konuşulduğu. Önümüzdeki günlerde de Ankara'nın genç yıldızlarını tanıtan ayrı bir programımız başlayacak. Bunların sen artık bundan vereyim. Sonra bütün futbol dünyasının Ankara'daki gözü kulağı olacağın için her şey sana dönüş yapacaktır. Amacımız bu hocam. İnsan Ankara spor severleri. Sen kaç senedir bununla uğraşıyordun, en sonunda amacına ulaştın. Bir de ileriye dönük çalışmalarla Ankara'daki bütün spor camiası, futbol diyorum. Evet. Ama futbol önde olduğu için öyle konuşuyoruz. Ama spor camiası çok önemli bir faktör. Sen de program yapabiliyorum hocam işte. Bu yayınlar sayesinde. Benim sağ için ol, de çok teşekkür ediyorum. Şimdi birinci ligimize bir dönelim. Bir birinci ligin puan durumunu bir ekrana verebilir miyiz arkadaşlar hazırlarsa? Şimdi iki takımımız var. Osmanlı Spor ve Keçiören Gücü. Bu senenin belki de ligin en iyi çıkışını yapan Keçiören Gücü oldu. Harika bir başlangıç bana yaptılar. Bana göre flaş takımı. Evet. Bana göre de flaş takımı. İç sahada yenilmiyorlar. Bu sezon hiç yenilmediler. Geçen sezon da yenilmediler. Yenilip yenilmemesi hiç benim için o faktör değil. Ben geçen maçlarını da seyrettim. Futbol oynuyorlar hocam. Futbolu çok yetenekli iki tane üç tane adamdan değil, bütün 11 kişiyle sahada, hem deplasmanda hem iç sahada her şeyle yapabilecek bir oyun anlayışları var. Bu geçen sene şampiyonluk getirdi. Bu sene de tahmin ediyorum bu sıralamada devam ediyor. 29 maçtır yine de evinde yenilmiyor. Biraz 29 maçın evinde yenilmedi. 29 maçın 25 tanesinde standart bir söylem duyduk hocam. Bu sağ büyük avantaj. Sentetik çim. O zaman böyle madem sentetik çim avantaj sağlıyor, siz de çimlerinizi kaldırın, sentetik çime çevirin. Yok, ben onu kabul etmiyorum. Çok yerde sentetik var, öyle takımlar küme düşüyor, çıkıyor. Aynen öyle. Şimdi bu takımın, bu çocuklara haksızlık yapamaz kimse. Takımın başkanından, teknik adamından ve futbolcularla. Sağlı sağ, malı sağ. Benim bir tek düşüncem, söylüyorum her zaman. Futbolun oynandığı her yer, toprak, halı, kaya, neresi varsa herkes eşit. Herkes eşittir. Takımın iyiyse her güce sahipsin. İyi değilse, benim hocam vardı Serpil Hamdi Züzün. Allah selamet versin. Yok. Ya yaşıyor değil mi Serpil Hoca? Ben vefat etti zannediyordum. Bana derdi ki beraber çalışırken, hoca derdi, bana 60 metrelik böyle toz toprak saha olsun yeter. Biz İstanbul'da genç milli takım Avrupa şampiyonu olduğu zaman 92'de, ondan evvel çalışırken saha bulamazdık. Antrenman sahası. Giderdik Güngören'de bir toprak saha. Giderdik Ataköy'e, öbür tarafa. Bütün İstanbul'u dolaşırdık. Şimdi her şey var. Şimdi diyor ki halı saha. Oyna kardeşim. Halı saha da aynı, öbür taraf da aynı. Yani 29 maç ama iç sahada. Hem 29 ama geçen sene şampiyon olan bir ekip. Evet. Şimdi de hadi sıralamaya bakıyorsun. İlk 7'de, ilk 8'de, ilk 3-4 hafta ön planda. Yenilmiyor. Ve maçı izledim. Aslında Ankara Gücü Gençler maçının kopyası gibiydi Ümraniye maçı hocam. Ben arkaya, de izledim. Arkaya top, bu kim daha yatarsa o kazanacak maçta. Ben de izledim. Maçta. Mesela golü buldular. Golden sonra gol yediler. Tekrar evet. Ümraniye 10 kişiye aldı. Gol kaçırdı. Şimdi eğer bir takımın nüvesi, yapısı bozulmuyorsa bunu kutlamak lazım. Şimdi ben burada
Keçiören Gücü'ne sistemimi ileteceğim nokta şu. Ulaşamıyoruz çok fazla. Ben bugün Serkan Hoca'yı telefonda bağlamak isterdim. Serkan Hoca'yla da konuşmak isterdik. Kulübün... Bir dahaki hafta yaparız. Serkan Hoca'yla yapalım ama şimdi bizim Süper Lig yolu diye bir sistemimiz var hocam. Ben birincilik takımlarını yakından takip ediyor. Erden Erdiye de çok kıymetli gazeteci arkadaşımız var. Biz haftada her hafta Keçiören Gücü ve Osmanlı maçlarından ondan da bir detaylı bilgi almak isterim. İstanbul'da bütün takımları takip ediyor. Belki bizden daha da objektif bakabilecek. Erdener, telefonda mısın? Evet, iyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. İyi yayınlar Erdener. Harika bir mücadele veriyorsun birincilik takımlarını izlerken. Ben evet. Bu sene Osmanlı Gençler Birliği'ye de çıktıktan sonra ben artık birkaç sene birinciliğe veda edeceğim, detoks yapacağım. Bir futbol zevkimi şenlendireceğim diyordum. Bu sene de Keçiören Gücü çıktı, bizi heyecanlandıran. İster istemez yan gözle birincilik yine izler olduk. Osmanlı'nın durumu da var tabi. Sen bu hafta maçları nasıl gördün? Keçiören Gücü nasıldı sence? Keçiören Gücü lige başladığı gibi mükemmel bir takım havasında ilerliyor şu anda. Bana aslında biraz 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya havası veriyor. Az gol yiyor, az gol atıyor. Ama muhteşem bir savunma ve çok güzel bir oyunla özellikle kendi evindeki maçlarda o kompakt standa çok güzel mücadeleler veriyor açıkçası. Bu hafta da Ümraniye Spor'a karşı çok güzel mücadele de bulundu. Bir puan Keçiören Gücü ile Ümraniye'yi karşılaştırdığımızda Keçiören Gücü için bir avantajdı. Bence bu performansını devam ettirirse playoff'u zorlayacak gibi gözüküyor sezon sonunda. Sen Keçiören Gücü'nün bu seneki başarısını niye bağırıyorsun Erdener? Keçiören Gücü'nün bu seneki başarısını hocaya bağlıyorum tabii ki. Öncelikli olarak yani geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yaptı. Oturmuş bir iskelet kadrosu vardı. Ve tabii ki evinde uzun süredir yenilmiyor bildiğim kadarıyla. Oyuncu grubu birbirini tanıyor. Biraz da üstüne koydular. O temelin üstüne, iskeletin üstüne yapılan transferlerdi. Şu anda çok güzel bir takım havası vermekte. Erdener, bütün gelen hocaların ortak derdi Aktepe stadının zemininin sentetik çim olması. Sen bunu nasıl görüyorsun? Bu sentetik çim Keçiören Gücü'ne gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor mu? Rakiplere bu kadar dertlendirecek bir manzara var mı Aktepe stadında senin algıladığın? Şunu söyleyebilirim aslında. Biraz önce Müjdat Hocam'la belirtti. Sağ avantajı olarak düşünmemeli ama baktığımız zaman bu sahaya alışmış bir takım var. Gelen bildiğim kadarıyla da yine birincilikte sadece sentetik saha kullanan Keçiören Gücü. Evet. Orada sahada mücadele veren futbolcuların hakkını yemek, hakkını sentetik çime bağlamak tabii ki olmaz ama bunun da ufak bir artısı vardır diye düşünüyorum. Şimdi Ümraniye bugün aynı dertlenmeyi yaptı da Ümraniye'nin stadıyla da geçen sene benim konuştuklarım şikayetçiydi. Peş peşe iki stat bitmiyor gibi gözüküyor. Sağını aynı statta mı oynuyor Ümraniye emin değilim ama geçen sene de Ümraniye'nin ciddi bir, hatta ondan önceki sene de Ankara Gücü de benzer şeyleri söylüyordu. Ümraniye'nin ciddi bir avantaj olduğunu söyleniyordu stat konusunda. Yani Ümraniye şu anda kendi ilçe stadında oynuyor. Geçtiğimiz milli takım arasında da kanal kapı tribününü açtı. Güzel bir tesislenme yaptılar buraya. Hem antrenman sahası hem futbol sahası olarak. Evet. Biraz tabii hani taraftar konusunda her iki takımın da sıkıntısı mevcut. Ama sağ avantajı olarak düşünmeyelim. Takımın iyiyse her sahada gerekirse toprak olsun, isterse sentetik sağ olsun. Takımınız iyiyse bir adım önde olduğunu görüyorsunuz. Senin Keçiören Gücü ile ilgili sormak istediğin bir şey var mı Erdener'le paylaşmak istedin hocam? Şimdi Erdener. Buyurun. Keçiören halı sahada oynuyor. Sonra deplasmana çim sahaya gidiyor. Onlar da tersini yapıyorlar. Yani dediğim gibi küçük bir bahane aslında. Yani tabii herkes bahane uyduracak. Gençler Keçiören'de gidiyor, Adana'da çim sahada. Evet. Yani bunların hepsi görünen ama mücadeleyi sonuna kadar verdiği için sen de biraz önce bahsettin. İşin şekli takımın İki senedir aynı güçle oynaması. Kesinlikle. Yani oradaki futbolculara bu yanlışı
Yani sizin saha halı saha, sentetik saha, bizim saha çim, oynuyoruz. O da gidiyor her hafta 15 gün sonra çim sahada oynuyor. Yani işte dediğim gibi sentetik sahaya bahane bulup işte sentetik saha sayesinde puan kazanıyorsunuz demek, o sahada mücadele eden insanların, futbolcuların alın terine hakaret etmek gibi bir şey. Yani şöyle küçümsemek, yani siz bu sahaya avantaj olarak, şimdi insanların, ben her zaman biraz önce de söyledim, benim hocam Serpil Hamdi Süz'ün bana toprak sahada olsa, yeşil sahada olsa, sentetik de olsa antrenmanı, maçı oynayacak bir saha bulduğumuz zaman oyuncuların burada oynayabilir diye hep söyler ve ben de o düşünceyle ona saygı duyardım. Yani baktığınız zaman Ankara'da zaten eski 19 Mayıs'ta bunun yanında bundan sentetik saha var, ikisi birden. Daha öncesinde toprak saha vardı. Orada 30 daha evvel toprak sahaydı. Ben evet. 1960'larda 65'lerde oynarken ben de orada oynadım. Ama evet, yani, daha sonra sentetik oldu. Hala sentetik. Evet. Herkes evet. Orada oynuyor. Evet. Yani biraz da dediğim gibi yani ev Keçiören Gücü ve top oynayan oyuncuları alın terine hakaret gibi olsa da diğer gelen deplasman takımlarına da başarısızlığının bir bahanesi gibi bir şey oldu. İşte kılıf oluyor bir manada. Tabii muhakkak bazı şeyler kullanılabilir, bazı olaylar yapılabilir. Herkes kendi dünyasında böyle bir çalışma yapacak ama gelen biliyor buranın sentetik olduğunu, bir hafta gidip sentetik sahada çalışıyordur diye düşünüyorum. Erdener, 29 hafta olmuş içeride Keçiören Gücü maç kaybetmeyeli. Bu birincilik içinde ciddi bir rekor galiba. Kesinlikle ciddi bir rekor. Yani bu sezona başlamaları da yani şu geçen 6 haftada gösteriyor ki sezon sonunda farklı rekorlara da açık bir Keçiören Gücü var. Yani şu anda baktığımız zaman 6 haftada 2 gol yediler sadece. Bu yakın zamandaki lig tarihine baktığımızda eşi benzeri zor görülen bir Erdener geçen haftada Hatayspor kaybetti biliyorsun. Kaç evet. Hafta sonra yenildi. Evet. Yani onun için bazı şeyler kalıcı değildir. Muhakkak bir yerde kırılma olur ama kimse futbolcunun ve teknik adamın hakkını yemesin diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yok, Keçiören Gücü gerçekten o konuda hem hoca hem oyuncu kalitesi bakımından zaten gol yememesi de ciddi bir şey. Defansif yönden çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Gerçi Ümraniye maçında birkaç tane çok net şans pozisyonu vardı. Ümraniye'nin kaçırdığı. Aynı şekilde Keçiören Gücü'nün de kaçırdığı vardı. Şimdi birincilik geçen seneden biraz daha çekişmeli geçiyor sanki. Geçen sene bu haftada hem Gençler Birliği hem Bolu Spor 18 puandalardı. Almış başlarını gidiyorlardı. Neredeyse kopuş olacaktı. Bu sene 13-11 puanlarda birinci, ikinci. Birincilikte yani, ne olur diyorsun Erdener? Senin tahminin nasıl? Şunu söyleyeyim. Biz sezon öncesinde yaptığımız yayınlarda, yazdığımız yazılarda herhangi bir favori göremiyorduk açıkçası. Geçen seneden bildiğimiz ve takımını koruyan sadece Hatayspor. Benim favorim oydu. Ve bizim de yani. Çünkü Süper Lig'den düşen Aksar, Bursa, hani bunlar tamam isim olarak güçlü takımlar ama ne yapacaklarını bilmiyorduk. Çünkü Aksar kadroyu dağıtacak mı? Bursa Spor transfer tahtasını açacak mı? Son dakikada açtı zaten. Evet, yani bu tarz durumları vardı. Diğer taraftan baktığınızda çok büyük transferlere para harcayan bir Giresun Spor. Süper Lig'den düşmesine rağmen yine transfer konusunda çıkışlar yapan Erzurum Spor. Bunlar biraz daha favori gibi gözüküyordu dışarıdan bakıldığında. Ama sezon başladı. Bir baktık şu anda çoğu takım için farklı şeyler konuşuyor oluyoruz yani. 5 hafta önce başka bir şey konuşuyorduk, şimdi başka bir şey konuşuyoruz. Her zaman söylenir ya, birincilikte hangi hafta kim kimin yeneceği belli değil. Sonuncu takım belki gider, lideri yener. Hani bu çok konuşulur bu lig için. Gerçekten bu sezon bu sözün hakkının verildiği bir sezon olma yolunda ilerliyoruz. Erdener, ben geçen sene Osmanlıspor öyle seri galibiyetler alıp gidiyorken bu kamyon çok ağır yüklü kamyon. Bir yere çarpacak, çarptıktan sonra duracak ve bir daha kaldırması zor olacak bu kamyonu diyordum.
Osmanlıspor geçen hafta sene o kamyonu bir duvara tosladı. Ondan sonra istenen çıkışı sağlayamadı. Bu sezonda Menemen galibiyeti de çok fazla aldatmasın aslında. Sıkıntılı bir Osmanlıspor gözüküyor. Siz oradan nasıl görüyorsunuz? Sen birinci ligi daha iyi takip eden birisi olarak Osmanlıspor yani, ne yapabilecek bu sene? Hedefi ne olmalı? Ulaşabilecek mi? Osmanlıspor'a biz sezon başlamadan önce nötr bakıyorduk açıkçası. Hani çok playoff oynar ya da Süper Ligi zorlar mı dediğimizde pek o kıvamda bir takım olduğunu düşünmüyorduk. Ancak ligden düşecek kapasitede olan bir takım olduğunu da düşünmüyorduk. Yani orta sıralarda bitireceğini tahmin ediyorduk. Bizim tahminlerimizi yanıtlayan bir performans sergiledi. Son haftaya baktığımızda da Menemen Spor Osmanlı Spor maçına yani maç 1-0'ken Menemen Spor'un kaçırdığı bir penaltı var. Bu gole çevrilmiş olsa belki bugün başka bir şey konuşuyor olurduk. Ki Menemen'in de bambaşka sorunları olan bir kulüp şu anda. Tabii. Menemen Spor'da yani hocası gitti. Sezon öncesinde zaten yönetimsel krizleri vardı. Tam anlamıyla takımı toparlayamadılar. Şu anda bir takım olma olgusunu yaratamamış durumdalar. Puan durumunda şu anda 15. sıradalar. Yani galibiyeti, bir galibiyeti var. Yani çok zor durumdalar. Osmanlı Spor tamam okey. Şu anda playoff hattına çok yakın bir sıralamada. Yukarıyla arasında 2-3 puan fark var ama şu anda fikstür gereği oynadığı takımlara baktığımızda şu takımlara karşı farklı kaybetmişlikleri var. Evet. Ki o sorunu ben çok yaşayacaklarını düşünüyorum bu sene. Neticede son kesinlikle dakikada kiralık verdiği futbolcuları toplayarak bir takım oluşturmaya çalıştı Osmanlıspor. Bir yönetimsel kriz orada da var. Transfer yasağı var. Puanı silindi. Aslında her iki takımın da en büyük sorunlarından bir tanesi taraftar diye düşünüyorum. Evet. Sahada her şey çözüm olur ama tribündeki taraflara 90 dakika boyunca çok büyük ihtiyaç var. Bunu geçtiğimiz sezon Eskişehir Spor'un o transfer yasağını açamadığı ilk yarı boyunca taraftarın bir futbol mücadelesi için ne kadar önemli olduğunu gösterirler. Aynen öyle. Yani bu tarz durumlara düşerlerse eğer, umarım düşmezler. Bir taraftar desteği olmadığı için Eskişehir Spor gibi ya da Bursa Spor gibi taraftar desteğini çok fazla alan takımlar gibi şansların olacağını düşünmüyorum. Açıkçası bu tarz durumlarda birinci lige çok kolay veda edebilirler. İşte Keçiören Gücü'nü aslında çok övüyoruz da bir taraftan da bir başarı da Osmanlıspor'un. Erdener asıl rakipleri de oynamadı diyor ama onar puandalar. Daha puanı silinecek gerçi. 3 puan gidecek. TFF'ye işlenmedi o. Yine de 7. 8. sıraya peş peşe dizildiler. Ya yani düşmesin tabii. Bizim de biz Ankara medyası. Tabii Erdener Ankara güzel bir şeye parmak bastı. Taraftar olan her zaman avantajlıdır. Ben de Türkiye'de taraftar olan takımların ki Bursa Spor bunun örneğidir. Ankara Gücü'nden biraz önce bahsettik. Eskişehir bahsediyoruz. Bunlar çok önemli bir olaylar. Bunları üst üste biriktirdiğiniz zaman Bursa bir avantaj. Akhisar'a bakıyorum sahasında oynuyor ama seyircisi yok. Farklı bir boyutta devam ediyor. Bana göre bu seneki birincilik çok farklı bazı konularda devam edecek gibi görünüyor. Giresun'un ben hala çıkış yapacağını düşünüyorum orada. Giresun'un çünkü çok iyi bir kadrosu var aslında bakarsak. Geçen seneki Gençler Birliği kadrosundan daha iyi bir kadrosu var. Kadrosu var da Erdener'in dediği gibi diğer takımlar farklı takımlar değil. Yani onun için bir olayda düşen ve çıkanın çok farklı bir boyutta olacağını düşünüyorum. Erdener, ben sana sormak istiyorum. Aslında özel sohbette de sorabilirdim bunu. Gençler Birliği'nin geçen seneki kadrosu mu, Giresun'un bu seneki kadrosu mu sence daha kuvvetli? Yani Giresun Spor'un isim olarak baktığımızda şu anki kadrosu muazzam bir kadro. Ya geçen bir kadro içerisinde, şampiyonluk yaşamamış oyuncu yok. Ama bir takım olma bütünlüğü olamadığından dolayı bir türlü istedikleri hedefe ulaşamıyorlar ve devamlı geride kalıyorlar. Ben bunu şu şeye bağladım biraz önce. Yani
Gençler Birliği geçen sene şans faktörü ve ismi vardı. Gençler Birliği'ni duyunca insanlar bir silkeleniyorlardı, bir çekiniyorlardı. Erkan Sözer'in başarısı da biraz oydu aslında bakarsak. Yoksa birçok futbolcu da o kadroya baktığımız zaman yarısı Osmanlı Spor'dan, yarısı Gençler Birliği'nden giden futbolcular zaten. Ankara Karması gibi takım var Giresun'da. Hepsi, çoğu futbolcuyu biz Ankara'dan gördük. Evet. Yani güçlü bir kadro. Ama şans faktörü dediğin gibi şu anda Giresun Spor'un yanında değil açıkçası. Bakalım, işleri çok zor aslında. Hakan Kutlu'ya başarılar diyoruz. O da Ankara'dan tanıdığımız, bildiğimiz bir hoca. Çok teşekkür ediyorum Erdener bağlandığın için. Biz sıkça artık seninle bu bağlantıları yapalım. Ankara takımlarını beraber değerlendirelim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam Erdener özel bir iş yapıyor. Yani birincilik takip etmek. Evet. Ben geçen Ankara Ucu sayesinde bir sene, hatta bir de iki sene gibi de Gençler Birliği sayesinde izledim. Yani futbolun olmadığı bir lig. Ya futboldan soğutan bir lig. İkincilik, üçüncülük hiç bakasım gelmiyor zaten. Orası. Oralar apayrı eğlenceler. Oraları başka. Orada her defa, yani her ligin bir problemi, yapısı çok zor. Kolay değil. Yani Türkiye'de maalesef yukarıdan aşağıya işliyor iş. Aşağıdan yukarıya işlemediği için. Ha. Bu haftayı da ikinci, üçüncü takımlarında genel bir değerlendirelim. Bir Osmanlı Spor hocasının bir açıklaması var. Bir de onu alalım arada istiyorsanız. Tabii. Bir onu verelim arkadaşlar. Osmanlı Spor Teknik Direktörü'nün açıklamasını. Onun üzerine konuşuruz hocam. Osmanlı Spor'la ilgili dediğimiz gibi çok da fazla konuşulan bir şey yok. Oynadığı maçlar, bu daha kimin ne yapacağı belli olmadığı için rakibi mi değil mi de diyemiyorsunuz aslına bakarsanız bir taraftan. Yok, futbolda tabii öyle bir şey demek bir, çok zor. Yayına verelim hocam onu be. Üçer puanlı sistemde. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu Keçiören. Bugünkü oynadığımız Ümraniyespor maçında ilk yarı çok iyi oynadığımız bir ilk yarı oldu. Mükemmel diyebileceğim bir maç oldu. 4 tane %100 kaçırdık. 3 tanesi direkten döndü. Devreyi böyle bitirdikten sonra ikinci yarıya bir 10 dakika kötü başladık. Yani bu kötü başlamamızın neticesinde rakip biraz da tabii baskılı oynamaya başladı. 1-1'den sonra biz tekrar pozisyonlar bulmaya çalıştık, bulduk. %100 bir tane daha kaçırdık 90. dakikada Burak'la beraber. Her gelen takım tabii burada puan kaybettiği zaman da, mağlup olduğu zaman da zemine kabahat bulmaya çalışıyor. Halbuki zeminle herhangi bir orantılı bir oyun değil. Netice olarak 1-1 bitti. 2 puanı kaybeden biz olduk. Önümüzdeki İstanbul Spor maçına daha iyi hazırlanıp deplasmandan da puanla döneceğimize inanıyorum. Bu sıcak havada oynayan futbolcularımı da artık kutluyorum. Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli takım arası var. Bu arada da eksiklerimizi değerlendirip tamamen kapattıktan sonra lige devam edeceğiz. Sorularınız varsa buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Galibiyet güzel bir şey. Hakikaten deplasmanda Menemen gibi bir takımı kendi sahasında mağlup etmek ve oradan 3 puanla hakikaten çok büyük sevindirici bir şey. 2 haftadır, geçen hafta Altınordu'yu 3 puanla geçip deplasmanda da Menemen Spor'dan 3 puan alarak 2 haftayı 6 puanla kapattığım için genelde tüm sporcularımızı kutlamak istiyorum. Bu arada Menemen Spor'u da mücadelelerden dolayı tebrik ediyorum. Dediğim gibi galibiyet güzel bir şey. İnşallah devam eder. Bir dahaki hafta olan Hatay Spor maçında da bu seriyi devam etmek istiyoruz. Arkadaşlar Hamdi Hoca'nın videoyu da araya sıkıştırmışlar. Bana kızdılar hatta. Atladın onu diye. İkisini peş peşe verdik.
hem Hamdi Hoca'nın hem Turan Hoca'nın evet, açıklamalarını. Evet. Ama o da aynı şeyleri söyledi. Gelen giden bu sağ sıkıntısını söylüyor geçen dedi. Hafta da aynı şeyler. Ben de söylüyorum. Futbol her zeminde oynanır. Oynanması gerekir. Takımın yapısı, gücü varsa her şeyi yapacaktır. Futbol böyle bir yapıda. Osmanlı Spor'da konuştuk hocam. Osmanlı Spor'un yaptığı başarı diyoruz zaten şu anda. Ama Menemen tabii penaltı kaçırdı. 1-0 iken 1-1 olsa oyunun, ki Menemen takımı deplasmanda oynadığı oyun daha çok hoşuma gittiydi benim. İçerideki oyunu hoşuma gitmedi. Bu arada kulağıma anons yapıyorlar. Hikmet Hoca da istifa etmiş. Evet. Maçtan sonra söylediği bir söylenti geçtiydi. O da kesin netleşmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir Hikmet Karaman klası diyorum ben bu işe. Tazminatını almıştır nasıl sağlam bir şekilde. Orası onların bileceği. Vallahi biz de biliyoruz işte. Siz, o gün, Hikmet daha... Hocam, hocam Süper Lig'de yıllardır 10-15 yıl teknik direktörlük yapıp her sene birkaç tane takım çalıştıran teknik direktörün Türk futbolu ile ilgili bu kadar sistem etmesine falan ben hak vermiyorum. Bunlarda çok ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Bu Fatih Terim'de var, Yılmaz Ural'da var, Hikmet Karaman'da var. Birçok hocamız var. Yıllardır aynı döngüde Süper Lig'de mutlaka bir takım bularak işlerine devam ediyorlar ama futbolumuz ilerliyor mu? İlerlemiyor. Evet, kulüp başkanlarını, yöneticilerini suçluyoruz ama onlar da kendilerini çağ atlatacak, kendilerine daha iyi başarı sağlayacak işler yaptıklarını da göremiyorum. Yani Hikmet Hoca'nın yıllardır gördüğüm problemi sezon başı kampını takımlara doğru yaptıramadığını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir sezon başı başlasa Hikmet Hoca güzel bir performans sergileyemiyor. Onu da kendisine görüp burada nerede hata yapıyorum deyip ekibinde mi hata var, kendisinde mi hata var tabii düşünmesi bunlar, gerekiyor diye bunlar önemli şeyler. Senin kendi belleğinde yaşadığın olaylar. Diğerleri öyle. Tabii bir döngüde gidiyor bu iş. Evet. Yani kulüp başkanları, çalışan antrenörler hep belli kesimde. Hiç etrafa sağa sola dönmeden bu kesimin içinde devam ediyor. Ama nereye kadar devam etti? İşte Türk futbolu geldiği yer belli. Futbol Federasyonu... Artık bundan sonra kimse Türk futbolunda şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım diyemez. İşte bak şimdi ne konuşuluyor Beşiktaş'ta? Demirören tekrar başkan olsun diye konuşuluyor. O Futbol Federasyonu seçimlerinde Mehmet Baykan kürsüye çıktı. Divan başkanıydı zaten. Dedi 2003 Temmuz sürecinde dedi ben dedi yine buradaydım dedi. Orada zaman bütün kulüp başkanlarıyla görüşüyordum dedi. Sadece dedi bir tane kulüp başkanı dedi aynı kalmış dedi. İşte dedi Türk futbolun problemi bu dedi. Yani sürekli bir başkanlar değiştiriyor, istikrar yok. Ben de Türk futbolunun problemi o koltuğa oturup da gitmeyen başkanlar olduğunu düşünüyorum. Onu nasıl söylüyor? Hayret. O hiç... Ya kendi de hiç kalkmadığı için o koltuktan. Yani onlar, üç tane dört tane bakan eskitti o da. Onlar doğal şeyler artık. Yani bu yapıda bu şekilde doğal şeyler. Çünkü kulüp başkanları 200 trilyon lira borçla alıyor. 8 katrilyon borçla bırakıyor. Bırakmasınlar diyor. 8-15 olsun diyor. Bırakma yapsın diyor. Nasıl diyor. İstiyorsa canım. İşte söylüyorum yani bir tane futbolcuya ya burası Türkiye'nin 3 milyon euro, 2 milyon euro, 1,5 milyon euro vereceği, yapacağı bunlar kim kime nereden nasıl verirler yani? Hocam Boyd Ankara Gücü'nde 300 bin euroya 500 bin euroya oynuyordu. Beşiktaş parayı bastı belki 3 katı 5 katı parayı verdi transfer etti. Şimdi Boyd Beşiktaş'ın futbolcusu değil falan diye konuşuluyor. E işte Beşiktaş böyle borçlanıyor işte. 3 milyar 5 milyar borçtan bahsediyorlar. Böyle şey oluyor. Ankara Gücü'nde aldığı yüksek dahi rakam dahi belki de yüksekte ama sen veriyorsun 5 katını. Ben ne Beşiktaş'ın oldu Ankara Gücü aldı şimdi adam gitti 700 milyon liralık şeyi Boyd'u. Veremiyorsun, ödeyemiyorsun adama. 1 milyon euroluk şeyi ödeyemiyorsun. Ne kadar çok verirlerse o kadar kıymetli olduğunu düşünüyorlar galiba. Yani sistem öyle çalışıyor anladığım kadarıyla. Sistem öyle çalışıyor da kime çalışıyor? İşte kime adam çalışıyor? Adam bilmiyorsa işi ben bunu söylemek istiyorum. Bir de ne güzel işte bir taraftar. Bilen bir yapı benim önüme getirsin. Ben de futbolcuya bakayım. Nerede, nasıl, neden, niçin ne anlatayım. Aynen öyle hocam. 2 milyon, 2,5 milyon babanın parasını mı veriyorsun? Nasılsa bir sorumlulukları yok hocam. Sorumluluk şey yoksa ondan sonra diyorlar ki öbür dünyada bunların şeyi görülecek.
Hayır, bu dünyada görülecek, bu dünyada. Aynen öyle. Hocam, ikinci lig, üçüncü lige yüzeysel dahi geçmemize gerek yok. Yarın saat 3'te yayındayız. İkinci lig, üçüncü lig dosyamız var. Burada artık her hafta. Tabii ki burada ikinci ligde olan 4 tane takımımız var. Evet, Etimesgut'la Ankara Demirspor başarılı gidiyorlar. Evet. Bakspor bu aralarda Hacettepe ile birlikte gene düşüşe başladı. Hacettepe hiç çıkamadı. Bir Ahmet maçı beraberliği var. Bir o şey Ahmet yapamadı. Geçen Şanlıurfa ile de beraber kaldı. Şanlıurfa'nın golü yok. Bir şeylere bakalım. Keçiören Ümraniye 1-1. Bakspor 4-3 yenildi Gümüşhane'ye. Gümüşhane de Ankara Gücü'nün eski rakiplerindendi. Etimesgut Velimeşe Spor'u yendi. Evinde önemli bir galibiyetti çok, hocam. Çok. Hacettepe 3-0 yenildi. Şaşırtıcı bir skor değil. Altında Belediye'den ben böyle bir yenilgi beklemiyordum. Onlar 3-1 yenildiler. Şimdi Altınlı Belediye'de şeyle görüştüm. Cengiz Hoca'yla. Cengiz Hoca niye dedim hemen 15 dakikada 3-0 oldu hiç sorma hocam dedi. Böyle bir panik filan. İkinci yarı dedi hakem bizi katletti dedi. Doğru söylüyordur Cengiz. Ben ona inanıyorum çünkü. Haftaya Cengiz şeylerle. Hocamı bağlayalım ama kazansınlar öyle bağlayalım. İnşallah Yozgat maçı Yozgat'la ertesi hafta bir de şampiyonlukla ilgili bir takımla oynayacaklar Bayrampaşa'yla. İki maç üst üste. Onlar da şu zamana kadar 8 puan topladılar. Fena değil durumu. Hakem yani gol de kaçırdık evet, evet. dedi. Hem gol kaçırdık hem şey yaptık. Futbolda olur böyle şeyler. Futbolun bir gerçeği bu. Herkes bu yapıda hakem ilk önce kendimize bakacağız. Kendimiz kötüysek onu düzeltmeye çalışacağız. Düzelme hep liyakatlı olur. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Liyakatlı insanların ki Cengiz'e her zaman söylüyorum. Cengiz güzel bir futbol adamı. Evet. Emektar. Emektar. Futbol emektar. Yani futbolun yapısıyla uğraşıyor. Oyuncuları tanıyor. Oyuncuları getiriyor, yapıyor. Futbolda böyle insanları bulmak lazım diye öyle. Düşünüyorum. Geçen de bir de trollemiş bir radyo kanalı, televizyon programına, radyo programına pardon, derbi konuşuyorlarmış. Ben Sarı Lacivertli kulübün kazanacağını düşünüyorum. Evinde falan demiş. Ya evinde değil, deplasmandaydı o. Yok demiş, Ankara'cı maçından bahsediyor. Bizim için Ankara i̇şte, derbisi var. Ankara güçlü olduğu için orada bile Ankara gücünü hep göz önünde bulundurup ön plana çıkartıyor. Çünkü ben altyapıda çalışırken Cengiz oradaydı. Tanımıyordum. Cengiz'i sonradan tanıdım. Hakikaten altyapıyla ilgili çok iyi yapısı, araştırması var. Ve o yolda da gidiyor. Osmanlı Spor menemen soğanlı mı olacak, soğansız mı olacak tartışmasını soğanlıya bağlamış 2-1 yendi. Sordum çünkü onlar da soğanlıdan yanalarmış. Sakarya Ankara Demir maçı bu. Sakarya sen geçen haftalarda bahsetmiştin hocam. Bir sıkıntıları olduğunu Sakarya'nın demiştin ama Ankara Demir açısından puan almak önemliydi. Şey eledi, Çankırı eledi amatör takım. Evet. Arkasına da Ankara Demir berabere kaldı. Gene iki adam atılmış. O seyircinin o motivasyonu o Sakarya. Çünkü onlarda da biliyorsun şey var. Sağlam tribün grupları var. Yok taraftar değil de ne transfer yasağı var onlarda evet. da. Açamadılar. Ve o kadar az bir şeyle, oyuncu topluluğuyla onlar da mücadele ediyorlar. Kupa maçında iki kişi atıldı. Bu maçta da iki kişi atılmış. Ama Ankara Demirspor'un aldığı puan önemli burada. Çankaya futbolda bugün 1-0 yenildi. Erzincan'a. O maçta gittim ben. Şimdi ben programı sonlandıralım. Bir anketimiz vardı hocam. Sosyal medya kanallarında 1000+ kişi oy kullanmış. Gençler Birliği'nde sorun sizce ne diye sordu. Takım kadrosu yanlış. Kaplanlı olmuyor. Şanssızlık diye 3 seçenek koyduk. Facebook'ta 2 seçenek hakkımız vardı. 2 ankette de %60-%70 oranında Mustafa Kaplan seçeneğe çıkmış. Kaplanlı olmuyor seçeneği. Artık yani bu 1000 kişinin verdiği oy ona göre yönetenler karar verecek. Biz hoca gelsin hoca gitsin demiyoruz. Ama iyiyse de ne kadar yere göğe sığdıramıyorsak kötüyse de o kadar eleştiriyoruz. Bu eleştiriler ilk haftalarda yoktu Mustafa Hoca ile ilgili. 2-3 haftadır yoğunlaştı. Eğer bu hafta bir şans daha elde ederse iyi kullanır inşallah. Ankara'da Galatasaray'ı yener. En azından birkaç hafta tepkileri azaltır. Gençler Birliği bir 5 puan da çıkar.
biraz bir nefes alır gibi olur. Ondan sonra belki de moral olur. Eğer olmazsa belki hoca değişikliği dahi çare olmayacak haftalara girebilir Gençler Birliği. Sıkıntılı çünkü. Bu ligde kimin düşeceği, kimin kalacağı belli değil. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir saat, iki saati geçkin süredir yayındayız. Ben teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ederim. Takımlara da başarılar diliyorum. Valla çok teşekkürler hocam. Müjdat Yalman gazeteci yazıyor. Orada seni öyle görmüştür hocam. Var sende demek ki öyle potansiyel de var. Her haftalardır orada yorumcu olarak, teknik direktör olarak yazıyorlardı. Demek ki gazeteci. Demek ki oraya da geçtik. Var var, bir niyet var hocam. Biraz benden habersiz sen söyledin. Beni gazeteci yazın bakın ben geliyorum. Olabilir diye. O da ben. Demek ki yorumlar farklılaşıyor devamlı gitgide. Ya, yakışır hocam, her şey yakışır sana. Teşekkürler. Yarın saat 2'de Gençler Birliği altyapısıyla ilgili programımız var. Kaçırmayın derim. Saat 3'te de 2. lig ve 3. lig takımlarının konuşulacağı, hatta Bal Ligi takımlarının konuşulacağı alt ligler programımız var. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi geceler.